Bismillahirrahmanirrahim. Dersimiz Dima 91. İnşallah tasavvur yapalım. Yazayım abi o zaman. Yaz, he. Tasavvur. Tasavvur yapalım. Kırmızı yaz abi. Tasavvur kaç bilmiyoruz. Osman yatsın abi. Yok, ısınma şey yapacağız. 8 mi? 8 abi. Tasavvur 8 olmaz, daha fazladır. Çok olmasın. İmam 89, tasavvur 7 demişti. Evet. Ama 17 mi? 7 yazmış. 18 olması veya 17. O sen numarayı yazma. Tasavvur 8 isim. Ben şimdi size o gelene kadar ben bir şey yapayım arkadaşlar. Acaba. Abi, mühim bu. İptal mi? Yok, hayır. Hayır, hayır. Bu gene bu şeye lazım olacak şeyi lazım olacağı için şey yapacağım size. Keyfiliğe cahiller özgürlük demiş. Her istediğini yapabilmek. Her istediğini yapmak ve yapabilmeyi hürriyet denmiş. Oysa hürriyeti hayvani, esareti nefsani hürriyet denmiş. Yani hayvani ve nefsani köleliğe hürriyet denmiş. Çok tuhaf ya. Keyfilikte özgürlükler asla yoktur. Keyfilikte sınırlama yoktur. Ölçü yoktur. Yasa yoktur. Sorumluluk yoktur. Oysa özgürlük bir yöntemle, sistemle, kuralla kendi kendini sınırlayabilendir. Özgürlük ihtiyarı ile dış dünyayı, böyle alemimizi, bizim haricimizi, eylemimizi ya, yani, evi, apartmanı, tercihlerimizi, ihtiyarımızla dış dünyayı, irademizle içsel hissiyatımızı, duygularımızı, fikriyatımızı, yani bak, ihtiyarı ile dış dünyayı, irade ile iç alemimizi tanzim edip, haddini belirleyip hududunda kalabilen ve kendisini kendisiyle kayıtlayan insan, hür insandır. Keyfilikte yasa yoktur, kural yoktur, sorumluluk yoktur, ölçü yoktur. Oysa özgürlük bir yöntem, bir sistem, kuralla kendi kendini sınırlayabilendir. Keyfi mi aşağılık? Keyfilik zannediyor ki keyfiliktir. Oysa istibdadi şeytani, esareti hayvani halet şey var, ister. O her istediğimi yapmak dediği şey dedi, nefsin istediğini yapmaktır. Hayvani haletlerin tezahürüdür. Bu noktadan keyfilik özgürlüğün baş düşmanıdır. Baş düşmanı, hani sistem ters dönmüş ya bu asırda, zulüm adalet külahını giymiş. Tamam? Zulüm ustadın şeyi. Böyle işte adam dürüstlüğü, dürüstlük olarak gözünü, rüşvet, adam kayırma, dürüstlük kabul edilmiş. Zulüm adalet külahını giyince adil mi olacak? Bu noktadan keyfilik özgürlüğün baş düşmanıdır. Özgür insan yasalarla, kurallarla kendi kendini sınırlayarak yasa, kural ve sistem üretebilme durumuna ulaşır. Çok tuhaf bu. İnsan at hülye gibidir.
üretken bir yapıdır. Bugün havamız iyi elhamdülillah. Elhamdülillah. Şükürler olsun. Bugün havamız iyi. Yani zihnimiz açık. Üretken bir sistemden bahsediyorum. Ondan ben belirledim. Tasavvur onun için belirledi. Bugün havamız çok iyi. Şükürler olsun. Bugün iyiyiz. Şimdi insan atölye gibidir. Atölyeye malzeme gider. Bunlar tasavvurdur. Tasavvurdur. Çıkan ürün histir. Keyfe maşalık köleliktir. İstibdad-ı şeytanidir. Esaret-i hayvanidir. Özgürlüğün ta en baş düşmanıdır. Baş düşmanıdır keyfilik. Özgür insanı tanımladım. Özgür insan yasalarla bakın, kurallarla kendi kendini sınırlayarak ne yapar? Sistem içerisinde üretken bir duruma gelmiştir. Fikir üretir, his üretir, duygu üretir. Sistem içine girmiştir. Dışarıda değildir. Kurallarla, yasalarla kendini sınırlıyor ta ki yeniden, dinliyor musun bu şeyi? Gafur. Evet, evet abi. Niye sınırlıyor? Ta ki yeniden, bak ta ki yeniden farklı ve evrensel kuralları ve yasaları üretsin. Yani evi düğeni de alıyorum, yasa dediği kural yani. Yani evrensel bir şeyi üretebilmesi için kendisi hususi dünyasından çıkması gerekiyor. Evrensel olabilmesi, bütünsel olabilmesi için has olmaması lazım. Böylelikle üretken durumuna ulaşır özgür insan. Niye kendini kendinle sınırlıyorsun denilirse, niye kendini kendinle sınırlıyorsun? Cevap, ta ki üretken, üreten, yani öteleri buraya taşıyayım diye. Mesela bugün esti kafama, televizyona, maça gittim, filme çarptım, o orada bitti o. Film ne demektir? Zevk alabilmen için o filmin içine girip o olmaktır. Ne kadar o olursa o kadar zevk alırsın o filmden. Peki nedir bu? O oldun. Sen yoksun ki özgür olasın. Sen mi varsın ki özgür olasın? Ne derler diye yaşayan adam özgür müdür? İçindeki dürtülerin peşine koşan adam hür müdür? Dürtüleri var. Niçin kurallara, yasalara, sistemle kendini kayıtlıyorsun? Ta ki üretken bir yapıya dönüşeyim. Üreten bir dima, üreten bir kalp, üreten bir ruh. Ya üreterek ötelerin buraya gelmesine vasıta ve vesile olmaktır. 15. sözden şualardan çıkarttım. Ne demek? İkinci söz abi. İkinci söz de buna çok bakıyor abi. İkinci sözde ya şu cümleyi baktım, komple değil. Üret, yani öteleri buraya etmek Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Elf Elfi Selatü Elf Elfi Selam Aleyke Ya Resulallah var ya orada. Evet abi. Onun altında alemi gaybi alemi şehadeti taşıdı diyor. O cümle. Bu ikinci söz tabii. İnsan o kadar özgür ki ne kadar? Kendini hem bak kendini hem inkar hem de kendini ortadan kaldırabilecek kadar özgürdür. Mesela şirk göndermişimdir. Şirk niçin bu kadar dehşetlidir? Tasavvurla alakalı da hem ısınma şey yapıyoruz. Niçin şirk? Mesela insan aklı aklına beladır. Kontrol edilemeyen, kendisine yatırım yapmayan, kitap okumayan, aklını bir ereğe bağlamayan, hakikate bağlamayan insanın aklı aklına beladır. Kesinlikle. Kim? Herkes. Kim olursa olsun, felsefede erek, bizde hakikat. İkisini de kullanıyorum, dikkat ederseniz. Tamam. Şimdi ereğe ve kurala bağlı olursa, aklı kıblesini bulur, aklının şerinden aklını kurtarır. Yoksa aklı başına bela olur. Şimdi düşünceler
benden üretilmiş ya. Ben, düşüncelerim benden çıkıyor. Benden farklı mıdır? Hayır. Benim içimde olanlar, ben içeriye ekmek koydum. Ölüyü koydum. Diriliyorsa, hele hele dimağda, tasavvurda, tahayyülde, vehim, düşünceler cansız olur mu? Mümkünatı var mı? Hayat hakikatinden, hayatın meratibinden mahrum olur. Hissiyat suretine kaynayan diyor, memzuç nakışlardır diyor. Hayat bahsine geçiyor. Hisler neymiş? Ocak düşünün. Üstünde tencere var, su var, kaynıyor. O tencere bedendir. Su hayattır. Ateş, alev hadiselerdir. Suyun kaynaması neticedir. O hissiyattır. Hissiyat diyor, hayattan kaynayan memzuç nakışlardır diyor. Ha, pencerede geçiyor. Şimdi ne anlatmaya çalışıyorum biliyor musun şimdi? Bakayım tasavvurun şeyi ya mukavemiz. Arkadaşlar bizden çıkan düşünceler bizden ayrı bir şey değildir. Haşa, haşa. Ölü değildir. Ruhsuz değildir. Benim ayrım gayrım değildir. Benden çıkan düşünceler bende üretilmiştir. Üretken bir insan dedik ya. Ha, ne anlatacağım? Şirkteyim hala. Pergelim orada. Benden çıkan düşünceler, düşüncemin karşısında, bende var olan aklımın karşısında, aklım, o da aklımın karşısında, o da canlı. Şimdi benden çıkan, düşüncelerimden çıkan düşüncelerimle karşı karşıya kalmış. Şimdi bu düşünce çıkan kökteki çekirdekle, meyvedeki çekirdek gibi. Şimdi bu çıkan aslını ortadan örterse, kaldırırsa, onun adı şirktir. Kendimi kendimle ortadan kaldırdım. Şirk ne kadar deşitmiş, anladınız mı şimdi? Benden üretilen beni ortadan kaldırdı. Anladık mı burayı? Şirk inkar değildir. Yani ortak koşmak ya, düşünceleri imal etti. Canı mıdır? Evet. Ruhu mudur? Ruhu. Evet. Ay ne aydır ne gayiptir. Bu, tamam bu kalkıyor, buradan çıkmıştı ama aynı. Bunu ortadan kaldırıyor, örtüyor. İşte bu şirk oluyor. Yani farklılık değil. İnsan o kadar özgürdür ki kendini hem inkar hem kendini kendisiyle ortadan kaldırabilecek kadar yetiye sahip. Şirkin sureti tasavvurda mı abi? Sureti tasavvurda. Bütün alemlerin, 18 bin alemin sureti tasavvurda. Serbest bölge. Şirkin sureti tasavvurda. Şimdi çünkü şekil değil. Kafasızın kafasında var diyor şirk. Nefsül emirde şirk yoktur. Özgürlük de aynı şekilde abi değil mi? Yani özgürlüğü de sureti tasavvurda. Kesin her şeyin ama. Ve hatta şöyle söyleyebilirim abi. Yani özgür insan, üstün zan, buradan aldığıma göre, köle insanda suizan sahibidir. Yani tamamen zanlarıyla kendisini iş yapmış. Kendini. Evet. Ben bitirdiğimce tasavvura geçeceğim. Bu ısırma. İnsan aslına uygun yaşamadıkça huzurlu ve mutlu asla olamaz. Bir insan kendini eleştirebiliyorsa kendisini, bazı vasıflarından kaçabiliyorsa, yine kendi kendisini karşısına koyabilip alay edebiliyorsa kendisi kendisiyle, özgürdür bu insan. Kendini çok ciddiye alıyorsa, dokunulmaz olduğunu eleştiriye asla açmıyorsa, kendisi, iyi dinleyin burayı, kendini çok ciddiye alıp dokunulmaz olduğunu
eleştiriye asla açık olmayan insan, ahmak insandır. Bu insanın beşeretini kastetmiyor. Beşeretin kastetmiyor. Müşrik mi oluyor bu? Bir dakika. Kendisine oluyor müşrik. Ve böylelikle tasavvura girdim. Tasavvur. Şirk mesela inkar yok. O var, ben de var. Dalalet o yol var, bu yolda var. Küfür ise inkar yok, örtmektir. Şirk ise bu varsa bu da var. Bu yol şeyde var. Ortak. Şimdi düşüncelerim, ki tasavvur okuyacağız. Düşüncelerim düşüncelerimi üretiyor. Karşılığı olur, karşıtı olur. Bu düşünceler benim ne aynım, ne ayn, ne de gayrimdir. Canlı ve ruhlu ve şuurludur. Bu kalkıp bunu ortadan kaldırıyorsa, bu şirktir. Kendini kendisiyle ortadan kaldırandır. Ortadan kalkınca, işte onun adı şirktir. Şirk onun için böyle bir zulümdür. Peki vahiyde nasıl cereyan ediyor bu olay? Müslüman'da nasıl cereyan ediyor? Müslüman'da Allah'a şirk koşuyor işte. Yok yok, yani şimdi mesela düşüncesi, düşünceye karşıdan bakıyor, buraya bunu inkar ediyor. Müslüman'da nasıl oluyor? Yani bu düşünceyi belirleyen Kur'an, buradan bakarken Kur'an'ı bir tarzda bakıyor, o yüzden kendisi var oluyor. Yani nasıl ifade ediyor? Evet, çok güzel. Şimdi mesela vahiy buraya geliyordu ya abim. Taakkule. Vahiy buraya geliyor. Buraya vahiy gelince muhatap olan, muhatap olursa bu sefer kendisini Kur'an'la yapılandırıyor. Burada bakan, bakma nazarı Kur'an nazarı. Evet. Kur'an nazarı olunca o zaman şeye benziyor. Dalgıç. Gemiye daldı diyor sözlerde, 25 sözde. Dalgıç daldı. Ama gözü kapalı orada hazine arıyor. Eline geçen bir şeyse, yuvarlak bir şey, boru gibi bir şey, demir gibi bir şeyse, oradaki hazinenin o cinsten olduğunu, sırf o olduğunu zanneder. Der misal. Oysa kafasında bir göz olsa, lamba, o batan geminin içerisindeki hazineleri, hepsinin farklılığının farkına varsa, külli biata olur, yüzeye çıkar. Öyle değil mi? Vahiy buna benziyor. Hazineye daldığı zaman, kendi ilhamı, ilham veya tilke-i kariyası, kendi sistemi kadar el yordamıyla bir şey bulmuşsa, hakikat budur denir. Bu Kur'an'la barışık olmayan felsefi düşünce, ama İslami felsefe. Ötekiler zaten tamamen kendisiyle düşünüyor. İşte Kur'an'ın dışında kendi ürettiği şeylerle insan kendini örtüyor. Bu kafir tamamen. Müslüman'da ise Kur'an'ın gölgesine, vahiy ışığında bakmıyor. Tamam? Kendi kanaatine kanaat eden nakıstır diyorum. Çoğu zaman da şirke kayıyor. Putları imal ediyor. Birbirlerini put yapıyorlar. Nefsini put yapıyor. Bu hitap kafiri değil. Men ittehaze ilahehu hevahu. Evay nefsini mabut yaptılar diyor. Yani kafir zaten o şey değil. O külmen gitmiş. Yani Kur'an'ın işiyle bakmadığı zaman hadiselere. Mesela Kur'an olmasaydı, Kur'an'ın dersi olmasa Risale, Allah aşkına sen düşüncelerini ürettiğini, aklın ürettiğini, burada 18 bin alemin sureti olduğunu, ben olmadığımı bunlar, neyle bilecektin? Bilecek miyim? Koca, nereden bileceksin? Adam Jung denilen bir adam, psikiyatristin temel iki kişiden bir kişi. Freud ve bu. Adam, ben diyor, hep tekrar ettim iki defa, ilim yaparak, tecrübeleri kazanarak, kendi şahit ve tanıklık yaparak diyor, sıkıntımı, kafamdaki olumsuzlukları sıyrıldım ve yükseldim diyor. Ben bitirdim bu işi. Yani miracımı tamamladım demek istiyor. Baktım hayli zaman sonra, o sıyrıldığım, o beni rahatsız eden, beni olumsuzlayan, hatta diyor, demedim, hayatıma son vermek çok düşündüm. O verdiriyordu. Ondan sıyrıldım diyor. Ve çok mutluydum. Ama hayli zaman sonra
sanki su almış bir şey gibi diyor, odun gibi, o da yükseldi diyor. O da yükselince karşıtıma geldi diyor. Hatta diyor, sanki bu kitabı kendisi de okumuş, bu ilmi tecrübeyi kendisi de kazanmış ki gibi, ara boşluğu da fark etmiş, ara boşluğuma giderek tepe takla yaptırdı diyor. Anladım ki diyor, içeride kim olduğunu daha şimdi bilmiyor. Yükseldikçe yükselen, bildikçe bilen, bana karşı, bana rağmen çalışan bir sistem var diyor. Ama beni geçmiyor diyor. Ben çıktım diyor, o da buraya kadar. Şimdilik bilmiyorum ki. İnsanı hareketlendiren budur diyor. Bu bizde şeytandır. Freud ne diyor? İnsanı hareketlendiren her şeyin şehvettir diyor. Cinsellik değil şehvetin. Aşırı istek yani. İsteğin kölesidir der Freud. İnsan arzularının, isteklerinin kölesidir. İnsanı aktif eden odur. Şimdi Freud, Jung bunu almış. Bu koca ana felsefesi bu adamın. Ben de Freud'un ana felsefesini söyledim bir cümle. İyi bildiğim için bu adamı. Bu adamdan ana felsefesi, ondan sonra beraber akranidiler, efsan, talebe falan değil arka. Fakat o diyor, istek diyor insanın saat zembereyi, insanı hareketlendiren. Ben diyor, içeride bana mukabil bir sistem var diyor, o yapıyor diyor. Eğer diyor, şehvetler yani aşırı istekler, o da ben olsam benle kayıtlarım diyor. Ama bu diyor, benim bahsettiğim sistem diyor, adam bu daha terakki etmiş. O diyor, kontrol etmem imkansız diyor. Ama isteklerimi kontrol ederim diyor. Arzularımı kontrol ederim, bunu edemem diyor. 13. lemayı okusaydım hiçbir şey yazmazdı, talebe olurdu. 13. lemada onun sözünü kendi sözünü zannetmek. Bu şeytan, tamam mı? Onun için hatırlarsanız İmam-ı Şafii demiş ki Kur'an yerine sif vel asr gelseydi İnsanların istikamette olması için yeterdi. Ben de o kutsi ustadıma takliden diyorum ki, eğer Risale-i Nur yazılmamış olsaydı, gelmeseydi komple, sırf 13. lemak gelseydi, insanların bu asırda istikametli düşünceye girebilmesi için 13. lema yeterdi. İnan yeterdi. Ya. Arkadaşlar, havamız çok iyi ve tasavvura hoş geldiniz. Şimdi tasavvur. Şunu söylesem çok mu ileri gitmiş oluruz? Her şeyin, bizdeki her şeyin bir şeyin karşılığı. Aynaysak biz. Allah-u Teala'nın düşünceleri meçhuldür diyebilir miyiz? Allah-u Teala'ya düşünce dersek biraz zor şey oluyor. Olmaz değil mi abi? Ağır şey geliyor. Ağır geliyor değil mi çok? Kullanılmamış. Yanlış şey. O zaman hiç konuşmamak lazım. Yok. Evet. Yani zuhurat, fuyuzat, tecelli, feyiz gibi. Hı-hı. Ben şunu tamamlayayım. Tamam. Özgür şeyinde. Burada bunu niye anlatıyorum? Tasavvura gireceğimiz için arkadaşlar. Tasavvurlar ya köleleştirir bizi, ya özgür yapar diye. Bunlar noktaya nazar olsun diye şey yapacağım. Bir yarım paragraf da okuyacağım şimdi bunlarla alakalı. Hı hı. Çünkü bunları nereden çıkıyor? Tasavvur, işte taakkul okuyorum ya. Ve size müjde, akıl toplamasından başlamadım. 1,5-2 sene olacak. Akıl bitti. Oo maşallah. Akıl. Köyden bu yerine çalışıyordun zaten. Daha çok köyden, daha buradan başlamıştım. 1,5 sene var. Evet. 1,5 sene. A-K-L, akl. Şimdi akılla diyeceğim. Ak ne kadar var sözlerde? Sif sözlerde 189 tane vardı. 189 tane paragraf okudum. Düşündüm. Tamam. Ve diğer mektubat hariç. Şunlar bunlar. Şimdi aklı bitirdim. Akla gireceğim. Ondan sonra şeylere gireceğim. Şimdi tasavvur, tasavvura aklım orada ya, özgür, özgürlükten, hürriyetten, sistemden ya işiniz. Onun adına belki uzattı zannediyorsunuz 10-15 dakika. Özgür ama bir tanesini de okuyayım ki, tasavvurlarımız
tasavvurlarımızı nasıl üretiyoruz? Ondan nasıl çıkacağız? İhtiyarımız da dış dünya, irademiz de iç alemimizi tazim edip, haddini bilip, hududunda kalarak kendini kendinle kayıtlayan insan, özgür insandır. Keyfe marşa, keyfilik, özgürlüğün baş düşmanıdır demiştik. Özgür insan, yani hem o sokak şeyi olsun, bilinçsiz, yani şuursuz, tesadüfi görünen varlığın arkasına, niye bir, mesela ben bazen Tanrı diyorum, o oluyorum, onların anladığı Allah demiyorum, Tanrı. Onun için Tanrı kullanıyorum, bilinçsiz, şuur kullanmıyorum. Hani onların safındayım demek ki, orada konuşuyorum. Usta diyor, ben siz oluyorum, anlamıyorum diyor Risale'yi. Siz oluyorum, anlamıyorum. Oraya geçince bilinçsiz diyorum, burada olunca şuur diyorum. Orada konuşunca Tanrı diyorum, burada olursa cevap verirsem Allah diyorum. Şimdi bilinçsiz, yani şuursuz, tesadüfi görünen varlığın arkasına geçerek bilinçli ve şuurlu, zahirde varlığın parça parça, zahirde varlık parça parça, güneş ayrı, ağaç ayrı, balık ayrı. Ne alakası var balıkla güneş? Zahirde varlığın parça parça bölünmüşlüğün kavranması, yani parça parça iken bu parçaların bütünsel olarak kavranması, bütünsel, faniliğin birincisi bak neydi? Özgür insan. Kaliteli düşünen bir insanı anlatıyorum. Varlığın arkasına geçerek, bak, varlığın karşısına geç, varlık kendi başına tesadüfi gözükürken, ki onun eseri olan parça parçadır, balık, güneş, taş, toprak, arabanın kornası, yaprağın sağlanması. Ne alakası var? Ha? Böyle gözükür. İşte hakikatine geçip bu parça parçaların aslında bütünsel olduğunu, bir. İki, faniliğin aşılması ile, iyi dinleyin bak, üzgün insan, bu çok önemli şu cümle. Faniliğin aşılması ile sürekli zorunlu şuuruna erdiğinde özgürdür insan. Faniliğin aşılması ile. İnsan fani ya. Fani. Fani olduğundan dolayı bir baki Zülcelal'in aynasıdır. Beka istiyor çok şiddetli. O isteği ne? Rağmen beden fenaya gidiyor. Dil bekası, hak fenası istediği mülkü tenim. Bir devasız derde düştüm. Aki yokum bir haber. Yani ben beka isterken diyor, vücudum fenaya gidiyor. O baki Zülcelal'in bakiliğini ile baki olduğunu anlamam gerekirken, onun bendeki cilvesi olan bakinin cilvesini ile bedene beka verirsem ölüm korkusu oluyor. Şimdi özgür insan zahirde baktığın zaman kainat tesadüfi, onlar alameti nedir? Tek tektir hepsi. İşte özgür insan, ne alakası var özgürlükte? Yani özgür düşünen insan, parça parça gözükürken aslında bütünsel olduğunu, bir. İki, biraz önce anlattım, özgürlük farklı o. Yani iç alem, bu dış dünyada eylem. İki, faniliğin aşılması ile, fanilik, şu faniliğin perdesini aşarak sürekli zorunlu bekaya mazhariyeti doldurarak bu haletin adı ile yaşayan insan özgürdür. Yani faniliğin arkasındaki bakiliği, zahirin arkasındaki batınlığı, şuursuz, karma karışık gibi görünen arkasındaki şuurun ve tesanüdün, parça parçaların arkasındaki bütünlüğü, farklılıklar arkasındaki bütünlüğü, cismaniyetin arkasındaki hakikati, bedenin arkasındaki ruhu, ölümün arkasındaki terhisliği, kesreti bırakıp
biri istediğinde mevcudatın arkasındaki, mevcudun arkasındaki vücudu gördüğün nispetle özgür insansın. Özgür bu. Abi siz şunu da söylemiştiniz. Demiştiniz ki varlığı bütünleyemeyen, parça parça gören, kendini tanıyamayan insandır. Bu da psikolojik rahatsızlıkların başlangıcı. Başlangıcıdır. Köle insanlar, özgür insanlar, mutlu insanlardır. Psikolojik bozukluk demiştik yani böyle hatırlarsınız. Yani parça parça görüyor. Evet. Kendisini de bir kainatın zorunlu bir neticesi gibi görmüş. Hatta bir misal ve şeye, hakikati göstermiştim. Bir insanın böyle ana fikri nedir? Kitapları, düşünceler o merkezdedir. Pergeli koyar oraya, o merkezde çevirir ya. Bir insanın ana felsefesi şu. Aristo'yu dinlerseniz, bilin şu merkezde sizi yapılandıracak, düşünen bir hayvandır. Sokrates'i dinlerseniz, yani kitabın, sosyal bir hayvandır. Karl Marx'ın felsefesini okursanız, çatışan bir hayvandır. Bediüzzaman'ı dinlerseniz, kainat bir ağaç ise, kainatın, yani ağacın çekirdeği ve meyvesinin içindeki çekirdek, ikisi insandır. Başı da sonu da insandır. Kainat insan açılımıdır. Yani bu merkezde o ve yani bir insanı çok uzundur tanımak. Ana felsefesini, ana can damarı, ana canından bilirseniz o merkeze pergeli ona koyuyorsunuz. O noktada onun açılımıdır diye eserler. Ona göre koyacaksın. Kafana yatıyorsa. Tamam. Mesela düşünen bir sosyal hayvandır dediğin zaman Sokrates bütün eserler bu merkezdedir. Eğer sen böyle bir hayvanlığı kabul ediyorsan Sokrates okuman lazım. Abi Gafur'a göre de kendine hayvan diyen hayvan oğlu hayvandır. Osman bunu yaz. Şimdi özgürle hürriyeti niye, yani mesela hür kullanmıyorsunuz özgür ifadesini, niye öyle bir tercih yaptınız? Var mı özel sebep? Var. Nerede hür dedim? Yani külliyatta hani hürriyet diye geçiyor ya mesela, özgürlük evet. Yok. Özgür denilen şeyi insan içsel aleminde mesela hürriyet, ustad eylemde gösteriyor. Eylemdeki hali hürriyettir. Hür. Yani ustad münazaratta söyler. Hür. Hürü çok şey yapar. Hürriyet. Eylemsel. Eylemselin kayıtlayıcılığı. Mesela kuralcı adam, hür adamdır. Birisi kendini ilgilendiriyor. Birisi dış dünya. Birisi tamamı, toplumun tamamı. Evet. Şimdi bu aynı dış dünyada beraber yaşıyoruz. Hür olabilmek için bir, kendisini ve başkasını ortadan kaldırmaman gerekiyor. Kendini ve başkasını ortadan kaldıran bir şey bu hürriyet değil, köleliktir. Özgür ise içsel alemdir. Anlayış yapısını yapılandırmak. Biraz şey bir kelime ya. Yani iradenle kendini şey özgür kılıyorsun. Dememin sebebi hür deyince hemen akla dış dünya geliyor Risale'de de. Kural ve sistem hatıra geliyor. Özgür mesela dış dünyayı ihtiyarıyla böyle tanımlayarak içi taşınır. Ve bugün şimdi niçin bununla başladık? Tasavvura başlayacağız. Düşünce. Yani insan mesela şeye girdim. Şirk niçin zulümdür diyor. Yani Kur'an'da. Çok acayiptir. Oysa inkar değildir. İnkar zulüm olması gereken şirk küfür şeydir diyor. Zulümdür. Azim bir zulümdür. Ha? Ondan sonra dış dünyadan bahsetmiyorum Osman ki hürriyet olsun. İçsel alemde istibdadi hayvani, esareti nefsani, hürriyet namı verilmiş diyor. Lemant'ta hatırlarsın. Şimdi arkadaşlar dış dünya hürriyet. Özür dilerim, çok özür dilerim. Ben biraz fazla konuştum ama. Yani şunu anlıyoruz. İraden seni özgür kılıyor, ihtiyarın seni hür kılıyor. Manası çıkıyor. Evet, evet. Aynen öyle. Osman dış dünya. Şimdi geçiyoruz şeye.
Hadi bismillah. Yok mu? Lazım olacak. Gider. Tamam. Hazır mıyız abiler? Şimdi kelimemizi lügatını bir okuyayım. Tasavvur bir şeyi lügatta olduğu için yani hep söylüyor çünkü çok tuhafınıza gidecek lügat. Vicdana götürecek sizi. Tasavvur nerede? Bir şeyin zihinde şekillendirmek. Zihin nerede? Vicdana atıyor. Vicdana attı. Karşı taraf. Tasarlamak, tamam. Düşünce, tamam. Tasarı, arzuymuş. Tasavvurat, tasavvurun cemidir. Tasavvurlar demektir. Kişinin kendi üzerine dönüştürülük yapar. Yani mesela ben düşünüyorum. Bene getirir. Tefaül babından kendine dönüştürülük yapar. Kendi üzerine ceyran eder. Peki ben lügatı yapmışım galiba. Dedim ki ilmi tabii yani sokak tabiri değil ki. Onu kullanacağız. Mesela hürriyette dışarıda iş yapsam özgür bunu tanım yapmam. İki ihtiyarıyla şunu. Çünkü siz bu dimacılar ve enfusi aşına olanlar bilir. İhtiyarla irade farklı olduğunu. İhtiyarıyla dış dünyayı, iradesiyle iç alemini. Şimdi Allah Allah farklı bir bak. Kaderi de tanımlamış olduk. Tamam mı? Kaderi de tanımlamış. Dış dünyanın ihtiyarlaki kader sen yapıyorsun. Senin tercihlerindir. İç alem, iradeki. O da ne kadar aktifsen kaderi, kainatın sistemine kendini bağlıyorsun. İhtiyarına vazgeçiyorsun. İrade kaderi, kader ezeliği. Yani kainatın sistemini anlatır. Size misal vermiştim. Bir top sahasında bir kurallar var. Taç şurada olur. Penaltı böyle olur. Burada ama futbolcu dese ki ya ben bunu saymıyorum ya çizgiyi geçin niye taç olsun? Olur mu öyle bir şey? Olmaz. Yani top sahanın kuralları kaderdir. İradeye bakar. Yani kader irade. O top sahası içerisindeki, sistem içerisindeki senin geliştirdiğin yöntemler, oyunlar, tercihler senin ihtiyarın. Evet. Yani kader top sahasındaki o bütünsel kurallar malzemesi. Ya yani bu da ihtiyar bir kader oluyor abi. Yani evet. Dediğiniz buydu değil mi? Evet. Şimdi tasavvuru tanımlıyorum. Bak şimdi. Lugatı anlattım. Evet. Lugatı cevap verdim. Şimdi bizim nefs-ül emirdeki ayat-ı tekviniyeleri mevcudat, elma, armut, ayat ya ayat-ı tekviniyeleri alemimizde vücut ve ademe dönüştüren tahayyül ve tasavvurlarımızdır. Bizim dışımızdaki mevcudatı ki ayat-ı tekvine ki ayette ve min ayatina diye geçer. Ve min ayatina ve min ayatina ayetlerimiz diye. Onun yazılım şekli Kur'an'dır ki evamiri tekviniye. Vücud haricisi, Kur'an'ın vücud haricisi olan şu kainat ise ayat-ı tekviniye. Ayat-ı tekviniyeleri alemimizde vücut ve ademe dönüştüren tahayyül ve tasavvurlarımızdır. O zaman tahayyül ve tasavvurlarımız sıfat-ı zatiyeden olan tekvini sıfatın ilk mazarı tahayyül ve tasavvurlarımızdır. İnsanda tekvin sıfatının insanda tekvin zat-ı sıfatta ya beka, vahdaniyet, muhalefetün lil hadis ve tekvin. Nasıl sayıyorum ki intikal edin oraya. İnsanda tekvin sıfatının ilk zuhur mertebesidir. Eskiler, selefi salih uleması buna tayyunu evvel derler. Düşünen babalar da öyle demiş. Öyle lügata bahşiş yapmamış. Şimdi hadi bakalım tasavvurun lügatını verdik. Bir de bizim okuduktan sonra kullandığımız bir tanımlama oldu. Ayat-ı tekviniyeleri serbest bölge denilen ev tasavvur ve tahayyülümüze getirilerek adem ve vücut bulmasına sebep olan bir sistemdir. Tasavvur ve tahayyül. Evet, 25. defterin 313. sayfası. Bulabilecek misiniz defterinizde? Telefonunuzda.
Vardır çünkü bu. Vardır. Bir bakın abi. Dışarıdan gelenlerin Adem ve vücut, hani vücut buluyor da nasıl Adem oluyor? Yani aleminde karşılık bulmuyor. Hakikatini inkar ediyor. Evet. Ha. Mesela 538 sözlerde geçer ki, insanın duyguları ve efkarı mevcudattan gelen hakikatleri bir musadık bulamadıklarından Adem'e inkılap eder. Öyle diyor mu? Öyle mi diyor? 538'de. Tasavvur imkan haricidir, öyle mi başlıyor? Şöyle o zaman bak şöyle. Tasavvur imkan haricidir diye başlar. Tamam. Bak, kainattan, bak şöyle geçiyor bak. Duyguları ve duyguları, efkarları kainatın envar-ı marifetini getirdiği vakit nefsinde onu tasdik edecek, ışıklandıracak ve idame edecek bir madde bulamadıkları için sönerler. Gelen her şey nefsindeki renkler ile boyalanır. Mas-ı hikmet gelse nefsinde abesit mutlaka suretini alır. Adem. Peki tersini düşün. Bu 538'de. Tersini düşünürseniz aynı zahirde hakikati görmektir. O da, onu da yeri söyleyeyim. 27. sözde onu gerek var mı yerin çabuk? Defterin kaçıncı sayfası abi? Defter 313 abi. Üstünde sayı yok. Şu önden bir önceye bakın. Üstüne sayı koymamışsınız abi. Sonra da attığınızda koymamışsınız. Öyle mi? He. İnce mesnevinin 39. 13. Tamam. Tasavvuru imkan haricidir. Belki tasavvur 2 abi. Tamam da var. Tamam abiyle. Tamam mıyız abi? Yürüyebilir miyim? Yürü. Tamam. İnce Mesnevi'nin 39, tasavvuru imkan haricidir. İhtimaliyatlar tasavvurdadır çıktı. Yani metni almadım. Kısa olsun. Fazla durmayalım değil mi? Çünkü baktık ki biraz şey yapıyor, yürüyemiyoruz. İhtimaliyatlar neredeymiş? İhtimal. Hani var ya şey, ihtimal, belki tasavvurdadır. İnce Mesnevi Nuri 81. Bunun için bir halikin, bir malikin bulunmamasını temenni eder, bir. Sonra mülahaza eder, üç. Tasavvur eder. Nihayet Adem'in yok olduğunu itikat etmekle dinden çıkar. Bir insan ilk önce dinden nasıl çıkıyor? Allah'ın, yani bu kainatın, bir halikin, bir malikin bulunmamasını. Ya günah işleyen adam var, ikinci sülemada da var Faruk. Yani günah işleyen adam ağır gelir yani, böyle Allah Allah ya. Cennet cehennem ağır gelir. Kimse de görmüyor ama melek var yani. Olan melek kim, melek keşke de olmasaydı der. Böyle işlediği günahtan tiryaki olup onun günah olmamasını temenni etmekten gelen arzusunu da meleklerin ve ahiretin inkarına meyleder. İşte ilk önce ne yapar? Temenni eder. İki, münaza eder, sonra tasavvur eder. Yani tasavvura gelmesi için bunlar oluyormuş. Yani tasavvurun içerisindeki bir sistem, temenni, münaza, tasavvur. Ondan sonra ben burayı siliyorum, şurayı. Aslımız duracak. Tasavvur 7 şu ders. Öyle mi? Tasavvur 7. 8, 89. O sen de çok gelicisin ya. Ya millet ediyorum 17 olması lazım. Nasıl 7? Yok abi 8. Ene velaniyet yaptınız. Ama yani tamam. Ben zannetmiyorum 7 olsun ama. 7 yazmışız ya. Az Dimas 89'u değiştirdik. Ene enaniyet serbest bölge yaptık onu. Öyle mi? Değişti abi. Başta adı öyleydi de. Öyle mi? Ders sonra gelişte. Düşüncelerinizi bozmayı hazır halledin. Hadi o zaman. 7 abi. O zaman şu şeyleri bir göndersin. Mecbur kaldık. Abi yemeyiz. Hemen içeri çalışır. Yemeyiz. Tamam. Tamam sana mı? Nerede gönderiyorsun? WhatsApp'tan. Ha. Direkt. Şeyden, telefondan şey yapacak değil mi? Ha, airdrop. Tamam bir dakika abi. Şimdi dönüştürelim. Açtın mı? Hı.
tamam dedi ama bir daha görüşmedik yani. Ben arayamadım. Baktım tamam yani. Açık mı abi? Evet. Niçin yazdım biliyorsunuz. Göz görsün ki tahayyüle gitsin. Anlattığım her şey hep tasavvura gidiyor. Şekillendirdiğiniz şey hem tahayyüle gider hem tasavvura gider. Anladınız mı arkadaşlar? Mesela adam ders yapıyor. Şekillendiriyorsa muhatapların tahayyülünü de aktif ediyor. Onun için ehli dünya, işin erbabları demiş ki tasvir ederek, şekillendirerek anlatman insandaki karşılığı, anlayış karşılığı %58. Sırf okuyup, düz okuyup, yani fikir nakletmek, yani kulağa şey yapmak %17'dir. Bu ehli dünyanın tespiti. Ben buna katılıyor muyum? Bütün zaratımla katılıyorum. Çünkü fıtrat budur. Tamam. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sünnetinde de vardır. Müflis kimdir ey ashabım? Hemen diyebilirdi. Karşıya soruyor. İşte malı mülkü olan. Ama ne diyor? Diyor ki sebabı, orucu, hacı vesairesi olan. Fakat diyor düşünün haşire gitti. Bak tasvir ediyor. Bir baktı ki bir sürü kişilere gıybet etti, iftira etti. Yalan konuştu, hak yedi, kulak yedi. Tuttu oruçları, kıldığı namazları, verile verile öyle bir şey kalmamış. Muflis budur. Yani bu şekildir yani. Şekil böyle götürüyor. Demek ki inkara ilk önce şey yapar, temenni eder insan, mülahaza eder, sonra tasavvur eder. Durmayalım fazla. İnce Mesnevi Nuriye 87. Hatta eski Yunanilerin, Yunanilerin ve Vesenilerin ilahileri böyle zalimane tasavvurat-ı şeytaniyenin mahsuludur. Yani kendisini kayıtlayamamış ya, tasavvurun içerisinde, bak şu çok önemli, tasavvur-ı şeytaniye, şuradan gelen şeytani, şuradan vahiden kopmuş, tasavvur-ı şeytaniye tamamen bloke etmiş. Bu sefer putlar ortaya çıkıyor. Yani şekiller çıkması mesela kadın heykelleri putların bir insanda, inkarcı bir insanda şeyler oluyor, tahayyül aktif. Eğer o inkarcılarda tahayyüle nispeten tasavvur aktifse heykeller olur. Heykeller şey olur, böyle put heykelleri olmaz. Yani bir insan niçin bir putları yapar ama düşünceye dönük yapar, erkek yapar, bir şey yapar, şekillendirir. Bunlar tasavvur galip. Kadınsı böyle resimler, bu tür şeylerin için tevessül eder. O insan da tahayyül galip. Ondan olur. Mesela şöyle hatırlarsınız, bir ara demiştim. Migros'un mesela simbolünü düşünün. Böyle bir adam var. Hayvani bir sembolü var. Kanguru, evet, turuncu bir renkle. Kanguru herhalde. He? Kanguru. Kanguru gibi şey, tamam mı? Kanguru. Şimdi alırım sizi, torbanıza taşırım. Yani bir insan bir logosunu, yani fabrikasını, iş yerisini veya evin arabasını kendi ihtiyarıyla, yani mecbur olmuş değil, ihtiyarıyla renklerini veya şekillerini ortaya koyması iç aleminin dışa vuruşudur. O tiptendir. Mesela çocuğa de, ufak çocuğa de. Söyle abi. Serbest bölgenin dişisi tahayyül, erkeği tasavvur diyebilir miyiz? Yani biraz şey olur ama tahayyül ve tasavvurun dişi erkeklik yok ama burada çalışır. Mesela çocuğunuza onu unutmadan söyleyeyim. Fıtratına bakın ne etkilemiş. Odasına gidin ufak çocuğunuza ne resim çizmişse o alemi o cinstendir. Eğer böyle kafası devrilmiş çocuk çiziyorsa, kafası kesilmiş bıçak veya psikoloji yani baskı altında. Mesela bazen şu soru sorarım derste. Derim ki Allah deyince ne aklınıza geliyor? Bazısı tövbe estağfurullah, bazısı
şey savcılık, devlet savcısı, ceza kesen savcı, hakim zannediyor. Bazısı böyle cehenneme atan, bazısı son, geçen işte 17 yaşında bir tanesi dedi ki, ben dedi hürriyetleri kaldıran, hesap soran, böyle yapan diye anlamış. Babası dedi ki, ben hep korkuyorum dedi. Birisi de vardı orada başka. Dedi ki, yok dedi ya, böyle bir kainatı yapan Allah, böyle bir şey niye yapsın? Yani burada bu gaye değil yani, bu kainat kurulsun da. Diyor, bunu demek istiyor, böyle kuramıyor cümleyi ama. Yani sevgidir dedi ya, sevsever yani. Ya demek ki böyle büyütülmüş, iç aleminde böyle Allah bulunmuş. Mesela Risale'nde böyle, zannediyor böyle bir nini kitabı, yani böyle bir kutsiyet, sebap kitabı. Sebap kazanmak için, sebap kazanmak için Kur'an'dan da üstün bir kitap yok ki. Sebap kazanmak için Kur'an oku, niye Risale okuyacaksın? Kur'an oku akşama kadar. Sebaptır yani. Ondan daha kutsi bir kitap var mı? Hayat kitabı, hayatın içine koyamadık. Kur'an'ı da asmışız. Mehmet Akif de öyle diyor. Cuma bir akşam yine. Hayatın dışına atılmış ama dokunmak kutsiyet. Öyle bir kutsi ki az elimizi sürmüyoruz. Böyle kutsiyet nasıl oluyorsa hayatın içinde yok ya. Risale hayatın içinde yok. Tasavvur. Bak ne yaptık? Migros dedik. Hatırıma o geldi mesela. Adamlar sembolleri var. Niye bunu var? Yani ihtiyarıyla mı? Öyle bir şirketi devralmış, bir şey mi yapmış değil. Bak çocuğunuza uyguladın, odasına gidin. Bak netten çiziyor, ruh haletine bakın. Biz, çocuğa mecra vereceksin, kız ve erkek. Bak bakalım odasına git, çocuk tonavidalarla mı, çekişlerle mi, arabalarla mı uğraşıyor? Sanatkar mıdır, üretken bir kafa mıdır? Ona göre seçiyorsun yani, davranışını seçiyorsun. Şimdi Yunaniler ve Vesenilerin ilahileri, niçin? Onu anlattım. Niçin farklı farklı ilahileri var? Şöyle de diyeyim, uygulama yapayım. Niçin birisi şarkıcıyı, İbo'yu, ötekisi Orhan'ı seviyor vesaire? Ben böyle gündelik hayata uygulayayım. O çok iyi söylediğinden, çok iyi müzik olduğundan, çok müzik alet olduğundan, çok güzel laf olduğundan değil. Laf ebeliği yaptığından değil. Nedir o? Kendi haletini en iyi o tasvir ediyor. İç halimini o dışarıya vuruyor. Ha? Mesela gurbeti gelmiş, anne babasını bilmeyen adam böyle neşeli bir şarkı dinlemezler. Batsın bu dünya, yetim oldum, kimse gurbete atıldı, o tür şeyleri sever. Yani hangisi bunu ifade ediyorsa o iyidir. Niye iyidir? Kendisini tasvir ettiği için. Anlıyor musunuz? Sizi, niçin bu saatte buradasınız? Sizi tasvir eden, sizce, siz eden yerin burası olduğunu zannettiğin için buradasın. Ben de merak ederdim Hasan abi çocukken. Yani neden bu içiler hep Orhan Ferdi arabesk dinliyor diye. Anladın mı? Şimdi anladım. Ama inşaatlarda mesela gurbete düştüm bilmem ne yaptı, inşaat işçileri bunu çalar. Öyle zekli mevti hoppalar hoppalar iş olmaz onların. Çünkü niye? Kendi haleti o cinsten. Mesela aç oldu. Gidip berbere gitmez adam. İki tane ekmek ver der mi berbere? Bir denerseniz ne olur? Berber dese bana iki ekmek verir misin? Kardeşim burada bir otur hemen 155 Bakırköy'e çağırırlar seni. Doktoru çağırırlar. Peki devam ediyorum. Bak ilahileri böyle zalimane tasavvurat-ı şeytaniyenin mahsuludur. Şeytanın tasavvurunu, tasavvurun diye bana yutturmuş. Tasavvuru şeytaniye. Şeytanın tasavvuru tasavvurum olmuş. Kafur. Çok acayip bir şey ya. Tasavvuru şeytaniye. Adam geliyor buradan. Buradan geliyor. Giriyor buraya. Bloke ediyor. Düşünüyor. Şeytan, düşüncesi düşünce mi olmuş? Şeytanın tasavvuru da var o zaman. Var mı ya namusun? Şeytanın tasavvuruna kim etki ediyor acaba? Ha ben eskiden bu dersimiz var. Şeytanın şeytanı var mıydı? O gibi yani. Vardı. Şeytanı kim? Adem'i şeytan azdırdı. Şeytanı kim azdırdı? Son gelmez gerçekten. Şeytan, hayır kendisi, sonu gelir. Kendisi. Şeytanın itikadı. Kendine mi dövüyor? O bedensel çoğalma. Ha. Enesiydi diyor Kur'an. Kibri. İnadı. İki sıfat. Kibir, firavunane kibri. Nemrudane inadı der üstad. Bak ne? İşte şeytanın kibri,
konuştuk ya. Tamam, evet. Anlıyor musun? Sakın yerini karıştırma. Kibri Nemrut'a, inadı Firavun'a sakın verme. Büyük hata olur. Beşerin demiştik abi. Dalalet-i fikrisi, Nemrudane inadı, Firavunane gururu, sırrı hikate dokunuyor, musibetler celbediyor. Ya ama ya Rabbi. Ya Rabbi. Öpüyorum lan kelimeyi. Acayip bir şey ya. Şeytanı bu iki sıfattı. İnadı ve gururu. Kibri mi diyor? Gurur. Gurur, gurur diyor abi. Gurur. Nemrudane inat, Firavunane gurur. Ha? Google Osman diyorum. Nereden buldun? Geçen hafta okumuştuk ya. Geçen hafta. Arkadaşlar ne büyük nimetteyiz ya. Şu anda ne kadar böyle şükretsem az ya. Yani aman ha, inada dikkat ediyoruz, tamam mı? Batıla inat ediyor. Ne acayip bir şey. Hangisi şer diye merak ettim bu sefer. Ola şeytanın bu iki sıfat. Tamam mı? Eylemsel hali yeis ya. Dedim ya, gurur mu daha fena? İnat mı? Ne dersiniz? İnat mı, gurur mu? Bir ruhiyet. Ama öyle altyapısı olacak. Atmayın böyle yazı tura. Gurur inadı doğurur ama bence. Gurur inadı mı doğurur? Niçin? Gurur var ya adam. Başka? İnadı için gururlu değil. Şimdi tersi de olur. Bir tanesini Firavun'a verdik. Ha? Bir tanesini Nemrut'a verdik. Ha? Hangilere karşıydı? Firavun Musa'ya karşıydı. Tamam. Ötekisi ben... İbrahim Aleyhisselam'a karşıydı. Tamam, İbrahim Aleyhisselam nebilerin babası hikmetiyle daha yüksek öbüründe. Harika bir şey. İşte ben ezber olmasın. Alt verisi olsun. İbrahim Aleyhisselam ateşe atmış. Attı. Firavun bir şey yapamamış. İbrahim eyleme dönüşmüş. Yani peygamber ateşe atılmış. Firavun ise bir şey yapamamış daha. Gurur daha bir şey yapamamış. İnat eylemdedir. Hem de çok yüksek yani. Eyleme dönüşmüş. Hani derler ya büyükler çok... Bu kadar ince şey, Firavun mu dehşetti Kur'an düşmanı, Nemrut mu? Nemrut eyleme dönüştürmüş. Yok abi, hakikaten şimdi böyle deyince siz hakikaten insan diyor ki, innat insanın düşüncelerini fiile döndürür. Ama gurur döndürmez. Tam tersi, belki de keser. Öyle mi? Evet, kesebilir. Ama bu bir fikir, şimdi yürüttük. Şimdi rahatladık. Evet. Yani düşüncelerimize yol açıldı. Düşüncelerimizden emin olduk. Niye? Ha, Nemrut'ane inadı, peygambere düşmanlık yapmadı. Eyleme dönüyor, ateşin içine attı. Eyleme yaptı. Bu daha eylem yok, bu daha şer. Ha, o zaman düşüncelerimize nefes aldık, eminiz. İnat, gururdan daha şerdir. Çünkü eylemsel hali daha şer. Temerrüt. Yani şunu kastetmeye çalışıyorum. Düşüncelerimizi bir şey yürürken, alt veri tabanını ilk önce bulun. Yoksa yazı tura gibi olur. Alt veri tabanı. Peki nasıl bulacağız? Bunun eylemsel var mı Kur'an'da ve Risale'de? Eyleme dönüşmüş hali. Mesela Enfus Müzayim. Bakıyorsun ustadın böyle perde arkasını hiç nazara vermediği kişiler var, talebesi. Enfusçiler. Yok, hiçbir yasada yok. Zahirdekiler işte... Risale-i Nur'a işte üsre ve diyor şey yapan doğrudan diyor Risale-i Aleyhine bulunmuş falan. Hep nazara vermiş. Bu koca usta, sen de bir adamsın. Bir talebelerini hep nazara verdin. Sen vefat ettikten sonra bu adamı bırakacaklar mı ya? Bu adamı yakasını bırakacaklar mı? Bu adam canını okuyacaklar. Yani senden sonra bir tane lider arayacaklar. Senden sonra bir suçlu bulacaklar Nur adına, Nur'un hareketine. Birisi mi bulacaklar? Hep onu verdin. O nasıl yap çalışacak ya? Hep Hüsrev abi verdin. Ötekiler kimse yok. Hafızal abi yok. Hasan Feyzi abi yok. Süleyman abi yok. O yok, şu yok. Hiç kimse yok. Acayip bir şey. Hani ustadane şey. Şimdi devam edelim. Demek ki tasavvurat-ı şeytani. İyi misiniz? Elhamdülillah. İyisiniz değil mi? Abi şeytanı kovduran inadı mıdır yani? Bak şimdi iyi misin abi? İyiyim, çok elhamdülillah. Ha, tasavvuru. Abim tasavvuru, adamın tasavvuru, bunu yakaladın mı ders bitti. Tasavvuru şeytaniyi kendisi zannediyor. Benim düşüncem, ben zannediyorsun. Onun için dersin 10 dakikasını düşüncemle imal ediyor. Okuyacağım için burayı. Tasavvuru şeytaniyeden geliyor. Ne geliyor biliyor musun? İlk önce sana şunu yaptırıyor. Tasavvuru şeytani olabilmesi için gafurum. Adam sözü şeyin ama. İlk önce abim
temenni ediyor. Tasavvur şeytanı. Sonra mülahaza ediyor. Sonra tasavvur ediyor. Yaptım ya oraya. Yani tasavvur şeytaniye ilk önce sana masumane bir şeyle, eda ile geliyor, cilve ile. Temenni ediyor. Ya keşke. Sonra mülahaza ediyor, düşünmeye başlıyor. Sonra düşünüyor. Sonra fikrediyor. Fikir bunlardan sonra. Ama lütfen, lütfen hayal, tasavvur, mülahaza, zan, hiçbirisi Allah rızası için sakın ha ölü demeyin. Canlıdır. Mahluktur ama vücut arayıcısı yoktur. Mahluk derken şunu kastetmiyorum. Bir şey mahluk olması için ilim, irade, kudretin taalluk etmesi lazım. Kudret taalluk etmediği bir şey ilmi vücut. Mahluk ama ilmi vücut olarak kabul ediyor. Çünkü bu böyle bir kudret taalluk etmemiş. İşte zanlar, bak ne diyor? Şirkin nefs-i emirde karşılığı var mı? Allah'ın şirki ortada var mı? Yok. Ama var. Nerede var? Kafasızın kafasında var diyor. Dışarıda yok. Ama o nedir? Şeytan da öyle. Var mı şeytan? Var tabii. Ha, o zaman düşüncelerimiz lütfen öyle kuru bir bilgi, bilgisayardan akan bir şey değil abiler. Hani reklam panosuna var ya, akıyor yazılar. Öyle değil. Lütfen canlıdır, hayatlıdır, şuurludur düşünceler. Tasavvuru şeytaniye ilk önce temenni ettirir bize, sonra münaza ettirir, sonra tasavvur ettirir. Bırakır orada, ondan daha ileri gidemez. Burada biter. Akla atıldı mı fikir olur, fikir yoldur. Fikir zannediliyor ki, fikir kamyona yüklenen bir şeydir. Fikir ne kamyondur ne de kamyonun içindeki yüktür. Fikir dağdaki yoldur. Dağ idealistik, yani donanımlar. Hedef, gaye. Tabii dağ. Fethur Akabe, herkesin bir dağı var. Hakikat. Hakikat dağı. Herkesin bir mağarası var. Peygamberi bir düşünün, bir mağarası bir peygamber yoktu. Hakikat. Oradaki yol, zıksaklı yok, tümsekliyse, o fikirdir. Araba ise tefekkürdür. Arabaya verilen cevap ise histir, feyizdir, fuyuzattır, erdemliktir, kemalattır vesaire. Sana göre verilen şeylerdir. Hasan abicim, şeytanın taakkul, tasdik, iltizam, itikadı var mı ki zaten? Yok ki. Şeytan zaten serbest bölgede, serbest bölgenin dışında bir şey yok ki zaten. Batılı var yani. Batıl itikadları var. Ama onların hepsi aslında biz görelim diye. Aslında onların hepsi tahayyül ve tasavvur. O da bitiyor zaten. Bitiyor. Adam. Evet. Şey dediniz ya abi, mesela şimdi o zaman bu cihetle nazar tasavvurun içerisinde oluyor değil mi? Niyet nazar mı? Nazar, niyetteki nazar. O şey dört tane var evet, ya. Abi, evet, çok güzel. Çünkü diyor ki yani nazarında fena bir memlekete düşmüş. Evet. Tasavvurdu zaten o. Tasavvurun içinde. Tabii tabii. Zan. Zanların içinde. Zan dersinde geçiyordu o. Nazarında diyor. Bedbin, hodgam, hodendiş. Bir tane de var. Hotkam, hotbin, hodendiş, bedbin. Yani ikinci söz. Nazarında bir memlekete düştü diyor. Hotbin, hodgam, hodendiş, bedbin. Evet. Yani dört tane. Bu da şey diyor. Dört tane. Serbest. Zıddiyeti de hüdabin, hüdaperest, hakendiş. Yani nasıl oturuyor görüyor musun? Bedbin, cezası olarak. Külliyat böyle zannediliyor ki öyle kullanmış. Edebiyat yapmış. Edebiyat satılmıyor kardeşim. Ha, bu cümle kimin biliyor musun? Edebiyat satılmıyor ki oraya. Hulusi'ye düşüyor. Ya noktalar, virgül ve tabirler bazı şeydir. Hulusi abi o edebiyat ispat etmeye çalışmamış Osman. Ne demiş biliyor musun? Salih Nur'da edebiyat satılmıyor. O kadar hoşuma gidiyor ki böyle şart desler zaman. Ben sanki benim içime koyuyorum. Ha? Nasıl abi? Benim dükkanımda balım mı? Balı yok bak. Fazla durmayalım ki arkadaşlar. Tamam. Şeytanın tasavvurunu niye fazla durdum? Yani düşüncesi düşüncem zannettim. Zanları zanlarım olmuş. Meyilleri meylim olmuş. Ayırt edemezsen duman duman. Duman. Duman duman. Hele bu kadınlar konuda bu en zaaf noktasında bu düşünceleri bu adamın, yani şeytanın düşüncem,
meyilleri meylim, zanları zanlarım olduğunu tefrik edemezse, iç alemimdeki düşünceler, meyiller, istekler benim mi onun mu? Ay soru soramazsan duman olmuşsun vallahi. Bu beğen mi istiyorum, hakikaten birisi mi istiyor? Benim ağzımla istiyor. Bazı insan hareket ediyor, nereye koşuyorsun süt alacağım? Ya bu gerek yok o kadar. Ya çocuk işte, çocuğa koşuyor. Senin hareketlerinden çocuk mesela, kadın şefkatli, çocuğu için koşuyor. Aynı bunun gibi, düşünceleri düşüncem olmuşsa, iki tane farklı düşünce varsa, Allah aşkına buraya soru sor. Ben iki tane, istiyorum istemiyorum, benim, senin. Çarpışık yaşadığın zaman nasıl tefrik edeceğim, onun mu benim mi? Soru sor. Bu düşünce, bu istek benim mi onun mu? Nasıl anlayacaksın? Allah mı istedi, ben mi istiyorum? Orada da karışıyor abi ya. Allah mı istiyor? Niye karışıyor? Şeriatta bu şey, mubah helaldir. Canım işte yemek istiyor. Tamam. Allah zaten haram kılmadığı bir şey. Allah Resulü demiş ya, haram belli, helal belli. Tamam mı? Şüphelerde zaten şey. Belli kardeşim, hiçbir şey karışmıyor. Her şey nettir ya. Bizim alemimiz alt üst olmuş. Sonra, hayali, hayalim. Tasavvuru, tasavvurum. Düşüncesi, düşüncemin. Zannettirdiği mekansız mekandır serbest bölge. Tasavvuru şeytanın mahsuludur. Cümle bitti. Peki neden tasavvuru şeytaniye denmiş? Şeytan cahil değildi. Bizim bildiğimiz bilgileri, yönleri bize zanlarla, vehimlerle bize aktararak bizi zengin ediyor aslında ahmak. Bizim bilmediğimiz bilgiler. Evet, öyle ha. Bize zanlarla, vehimlere bize aktararak bizi zengin ediyor. Ve Allah bize hizmetkar ediyor şeytanı. Çünkü şeytani bilgiler aslında insanın farklı düşünme melekesi gelişiyor. Farklılığı kazanıyor insan. Buna meleklere şeytan musallat olmadığı için tek boyutlu düşünüyorlar. Hayvanlara şeytan musallat olmadığı için tek boyutlu düşünüyorlar ve nakıs oluyor. İnsana şeytanın musallat olması, düşüncelerini bize kopyala yapıştır yapması, bize zenginlik katıyor. Ses yapma. Ses yapma. Hasan abi ayet diyor, haydi elinizden geliyorsa Allah'ın dinine hizmet etmeyin bakalım diyor. Şeytan etmek istemiyor ama elinden gelmiyor etmemek. Yok, iki şeye sebebiyet veriyor. Emre nerede? İki şeytanın bize kazandırdığı iki şey var. Oh Emre, evet. Neydi? Makas. Makas idi, külliye kaygı. Kemalat insaniye sebebiyet veriyor. Onun yerini kim tuttu şimdi? Mehmet abi. Onun yerini kimse tutamıyor. Siz nispeten idare ettiniz abi. Çok güzel bu. Mehmet kardeş diyemedi ama. Peki. Atamamışım. Şeytanın hayali direkt senin hayalin diye geçen yer var mı? İşte yani sanki tasavvur üzerinden gidiyor. Hayır, tahayyülü küfür var ya. Evet, tahayyülü küfür değil. Evet. O yaptırmıyor ki abi ya. Tahayyülü yaptırıyor ya. Tahayyül, tefekkür, tefekkürü küfür, tahayyülü küfür. Tahayyül ettirir. Diyor ki, bir daha okuyayım. Bizim bilmediğimiz bilgileri, yönleri bize zanlarla, vehimlerle bize aktararak, bizi zengin ediyor ve Allah bize hizmetkar ediyor şeytanım. İhtimaliyatlar olmamış insan donuk olurdu. İhtimaliyatlar olmamış olsaydı insan donuk olurdu. İnsan meleklerden illallah şeytandan da bak insan meleklerden illallah ile şeytanlardan da la ilahelerle alıyoruz. La ilaheleri, la ilaheleri şeytandan, illallah'ı da meleklerden alıyoruz bu bilgiyi. İnsan, anladınız değil mi? La ilahe. La ilahe, şeytanların önünü kesiyoruz. Şeytanın bilgileri bizde var, hayır ön değil. La ilahe dememizin sebebi, bir sürü ilahlar biliyorduk yani. Yani Adem'in böyle bir şeysi yoktu. Ondan sonra
La ilahe niye diyorsun? İlah yok. Hangi ilah? İlahlar yok. Bir sürü ilahlar var. Ben nereden bilecektim ya ilahları? Hmm. Şeytan öğretti bize. Bir sürü ilahlar varmış. Şu ilah, şu ilah, gök ilahı, kanlı ilah, mesela aciz kanlı gök ilahı, işte yağmur ilahı, bilmem ne. Bu la ilaheleri şeytanda, illallahları da meleklerden biz öğrendik. İnsan cemül cem, camül ezdat olduğunu gösteriyor. Yani böyle bir ifade Osman'ım. La ilahelerle şeytanı, illallahla melekleri tanımlıyoruz. Nerede bulacak? Niye la ilahe illallah demiş? Uygulaması nasıl oluyor sana? İşte. Şöyle yani şeytan diyor ki sebepler yaratıyor. Sen de diyorsun tabiat ki la ilahe diyorsun. Melekler de diyor ki illallah. İllallah. Evet. Öyle mi? Devamlı çarpışıyor işte. Ama bu la ilahe şeytan olmasaydı denemezdi bu. Bir sürü ilahlar getirmiş. Tabiattır, kendi kendini esbaptır, kadındır, rızkımı veren babandır diyor. Mesela kuraklık olunca dağa çıkınca diyor duaya var ya duada. Yağmursuzluk duası, orada anlatıyor. O çocukla anlarken olan babam da yalvarıyor, annem de yalvarıyor, ben de yalvarıyorum. Ha bize yağmuru yağdırıp dolayısıyla oradan ubudati çıkaran, rızkını bana veren aslında Allah'ymış. Abi şey dediniz ya, la ilahelerle şeytanları, şeytanlardan öğreniyoruz. İlahlarla da meleklerden öğreniyoruz. Bu biraz şey oldu. Ama hepsi bizden ya. Her şey bizde değil mi? Uyandırıyor abim. Uyanmazdı. Şey desek daha doğru olmaz mı acaba? La ilahe illallah'larla şeytanları, illallahlarla da melekleri tanımlıyoruz. Tanımlama işte. Alemimizde düşüyor. Alemimizdeki abiler zıtların nasıl aktif olacak? Ya az önce söylediğin şey var ya, Emre'nin hani olup da söylemediği. O zaten bu. İşte bu yani. Mesela o. Yani şeyi o mesela o ilahları bize hatırlatan veya şey yapan dediğiniz hatırlatan değil aktif ediyor. Aktif ediyor işte yani serbest bölgeye müdahale. Acaba diyoruz yani acaba tabiat, acaba kendi kendine onlarla. Şimdi kim bana vardı? Kim öğretti sana bu tabiat yaptı serbest diye? Serbest bölgeye müdahale etti. Bir şey müdahale etti yani. Aktif etti. Aktif etti. Şeyde de abi la ilahe celal illallah cemal Muhammedur Resulullah kemal. Kemal. Evet. O da eklenebilir. Aynen. Çünkü kural sistem çalıştı mı koy içine. İnsan ekler onu. İnsan camül cem cemül cem camül ezdat olduğunu gösteriyor böylelikle. Tasavvurat-ı şeytani olmamış olsaydı insan ne kadar basit olurdu. Yani üç tane ünlem koydum onun için. Bunun yani dehşet almam anlamına geliyor. Bunun zıttını düşünemiyorum ben, şeytansız insan. Tasavvuru şeytani olmamış olsa, vallahi billahi ben ilk önce Allah böyle yaptı, Allah'ın isteğine isteğim olmaz. Bunun dışına söylüyorum, ben şu andaki haletimle söylüyorum, şeytansız insan olmak istemezdim. Olamazdı ben. Olamazdı ben. İnsan olamaz. Yani... Şimdi kuduruyor, Allah Allah ne işlerine yarıyorum diyor ya. İnsanlık makamına şeytanla çıkıyoruz. Evet. Beşeriyetten sıyrılıp evet. İnsanlık makamına. Çünkü şeytan beş tane vesile oluyor ya. O kemalat insanın dışında nedir? Tahliye tahildir, ciddiyete vesiledir, tavrını da feder. Acaba şeytanın cehennemi da o mu olacak acaba? Yani, ya, görecek ki ben insanları ne hale getirmişim. Tamam şeytan attık ama neler çıkarttı yani ortaya. Düşün peygamberimiz oldu, işte Abdülkadir Geylani oldu, yani büyük zatlar Bediüzzaman oldu. Onu zaten 15 yani yıl sonra... Neler yaptım? Şimdi şeytanı çıkarsan Geylani olur mu? Şeytanı çıkarsan devri dışında... Ahmet Mehmet sokaktaki Firavun'la Ebu Cehil'le Ebu Bekir Sıddık fark olur mu? La ilahe olmayacak yani şeytan. Olmaz. Arkadaşlar yani şaka demiyoruz ha böyle çok ciddi bir tabir. La ilahelerle şeytandan kaynaklanıyor. Onlardan la ilahelleri şeytandan illallahları meleklerden. İkisini cem edersen la ilahe celal, illallah cemal, cemeden kemal olan insan. Muhammed Resulullah. Evet. La havle ile şeytan ve melekleri illa billah. Evet. Aynen. Muhammed Resulullah.
Bunun zıttını düşünemiyorum. Şeytanın telkini, tasavvuratı, vehimleri olmamış olsaydı, vahiy, ilam, sunuhat, tuluat, hatırat-ı melaikeler olur muydu? İnsanı külli yapmaya vesile olan mefhumu muhalifimizi aktif ediyor. İnsanı külli yapan nedir? Mefhumu muhaliflerimiz var ya, onları aktif ediyor. İşte insanı külli ve kül yapan, tabirler bak, külli ve kül yapan, bunların varlığını barındırıp ifade eden serbest bölgenin varlığıdır. İnsanı şurası kül ve külli yapan burasıdır. En kesif, en camidir sırrı burada da çalışıyor yani. 18 bin alemin sureti burada. İnsan niye en camidir? En kesiftir. İnsanın kesifliği meleklerden ve şeytandan ayrıştıran nedir? Camül cem olması, camül ezdat olması zıttan cemidir. Nedir o? Serbest bölgesinden kaynaklanıyor. İnsanı, burası beşerdir arkadaşlar. Abaka yazıyor. Beşerdir. Bundan sonra insan olması lazım. Koyduk mu? Aşağıda. İnsanlık nerede? Aşağı doğru ok var. Kırmızı ok. Kırmızı ok aşağı inen. Şu. Bak insanlık. Bak buradan aşağı insandır. Burası beşerdir. Yani keyif alıyorum biliyor musun? Onun için heyecanlanıyorum yani. Yani beşer, bu serbest bölgenin şey, la ilahe'leri, o nereden diyecektim ya? Buraya bir sürü atmış. Kadını putlaştırmış. Nefsini putlamış. Şeyhi, ustadı. Birbirinizi men ittehaza ilahe ve bahu. Bir de birbirinizi ilah edilmeyin diyor. Tamam. Putlaştırılmış. Serbest bölge. İnsanı insan yapan, yani beşeriyetten çıkaran bunlardır. Devam. En kesif, en camidir sırrınca serbest bölge zıtların cevelengahları olduğu için camidir, küllidir, küldür, engindir, geniştir ve yükselttir, serbest bölgedir. İnsan serbest bölge ile küllidir, camidir, küldür. Bak. Camidir, cemdir, küllidir, küldür, engindir, geniştir, yüksektir, serbest bölgedir. Buna bir misal verelim dedik. Örnek, İnce Mesnevi'nin 116. Üşenmeden koca paragrafı yazdım, görüyorsunuz. Buna misal. 314'te. Şu gördüğüm büyük aleme büyük bir kitap nazarıyla bakılırsa, Nur-u Muhammedi, bak Nur-u Muhammedi'ye ait olan beşeriyetin dışında takke var. İyin başında. Şu gördüğüm büyük aleme büyük kitap nazarıyla bakılırsa Nur-u Muhammedi aleyhissalatü vesselam o kitabının kaleminin mürekkebidir. Eğer o aleme kebir bir şecereyi tahayyül edilirse Nur-u Muhammedi aleyhissalatü vesselam hem çekirdeği hem semeresi olur. Sokrates ne demiş insan? Aristo ne demiş? Düşünün. Eğer dünya mücessem bir ziyayat farz edilirse onur onun ruhu olur. Eğer büyük bir insan tasavvur edilirse onur onun aklı olur. Allah Allah. Eğer pek güzel şaşalı bir cennet bahçesi tahayyül edilirse, dikkat ediyor musunuz? Evet. Bak renkli yaptım. Eğer büyük insan tasavvur edilirse, bu tasavvur. Hep serbest bölgede çalışıyor Osman. Aynen. Bak şimdi. Eğer büyük bir insan tasavvur edilirse o nur onun aklı olur. Eğer pek güzel şaşalı bir cennet bahçesi tahayyül. Evet. Cenneti bak. İnsan dediğimiz yani semboller tahayyül kullanıyor. Eğer diyor büyük insan düşünülürse tasavvur, cennet yapılırsa tahayyül. İnsan değil çünkü. Büyük insan dediğinizde bir şekil düşünce yok. İçeriğini düşünüyorsunuz. Yani şekilsel bir şey aklı. Yani büyük insan deyince çok şekil gelmiyor. Ama mesela cenneti konuşmak... Gelince. O zaman bak ne yapmış? Eğer diyor büyük cennet kabul edilirse, tahayyül edilirse, eğer kainat büyük insan tasavvur edilirse, tahayyül olmaz. Görüyor musunuz renk? Bak.
Büyük bir insan mavi yaptım ki tasavvuru, tahayyülü edilirse bak, eğer pek güzel, şaşalı bir cennet bahçesi tahayyül edilirse, Nur-i Muhammed'in... Şecere tahayyül edilirse dedi. Bak şecere. Zaman hemen şekillendirilecek bir şey varsa hemen evet. Tahayyül. Edilirse Nur-i Muhammed'i aleyhissalatü vesselam onun andelibi olur. Andelip diye ders oldu biliyor musun? Sen yaptınız mı? Bu çarşamba ders oldu. Andelip diye böyle bir ders duydun mu hiç? Hem de 17 yaşında bir delikanlı yaptık. İnternetimiz çok o kadar zalimane gidiyor ki 60-70 dağıttığı için atılamıyor. Sana vereyim. Andelip dersi yapıldı. Andelip. 17 yaşında birisi. Ben demedim mi takılmayın bizler sen de zehirlenirsin. O çocuk Zeytinburnu'na babası kucağına getiriyordu. Şimdi dersin. Geçti amcalarının karşısına andelip dersi ya. Andelip ya. Kim doktorum değil mi? Kimsenin hatırına gelmez ya. Dedim abi. Benim gelmez ya. Andelip diye ders mi olur? Ancak böyle uçuk şeyler belki gafurun hatırına gelir. Andelip olur. Eğer pek büyük bir saray kabul edilirse Nur-u Muhammed Aleyhisselatü Vesselam o Sultan Ezel'in makarı saltanat ve haşmeti ve tecelliyat-ı cemaliyesiyle diye devam ediyor. Şimdi ne demek? Şu. Orada Nur Muhammed diyor ya, orada aleyhissalatü vesselam orada ikinci de kullanmıyor. Yazmışsınız. Kullanılacak. Hangisini kullanılmıyor? O bir tek o baştakinde kullanılıyor. Diğerlerinde kullanılmıyor. Ben mi eklemişim? Ben siz eklemişsiniz. Çekirdekten bahsediyor diyor da. Birinci de şeyden bahsediyor. Da şahsından bahsediyor. İkincilerinde insan olmayan tarafından bahsediyor. Onun için aleyhissalatü vesselam denmiyor. Denmez. Zaten kitapta da dememiş. Görüyor musunuz? Neyle ders yapıyoruz? Ben şimdi hürmeten aleyhissalatü vesselam eklemişim değil mi? Olmaz. Eklemiş miyim? Eklemişim. Aslında yok mu? Defterde aslında yok. Allah Allah. Ben onu aslında eklememesini biliyordum da kitaba baktım şeyde, kitap da eklememiş. Vay be. Burada da serbest bölge kullanılıyor. Bu bölgenin varlığıyla böyle bakma ihtimalini senin eline veriyor. Şeytanın bakışıyla da bakarak insan hem kül hem de külli yapıyor. Melek merkezli tasavvurat vücut alemlerine bak. Melek merkezli tasavvurat, vücut alemlerine, şeytan ve türevlerinin merkeziyle tasavvurat ise Adem alemlerini tazamun ettiği için sıfatsız sıfatları, vücutsuz vücutları, varlıksız varlıkları, mekansız mekanları ve zamansız zamanları ve de failsiz faillerini mümkün, madum ve mümkünatların vücutları ile insan insan oluyor ki insanın hat ve nihayetsiz ediyor. Şeytanın türe yani bir de şu çok acayip. Arada şeytan çıkarırsanız insan vacip olur. Evet. Mesela şu biz esma ve sıfatın cilve cemal nakşi sanatıyız ya. Aslımız o ya, biz Esma'nın cilve, cemal nakşi sanatıyız. Eğer bizi buradan böyle uzak tutup da burada tutarak mahluk durumuna koyan aradaki iten güçtür. Eğer Mehmet kardeş şunla şun arasındaki şeytanı kaldırırsanız demir mıknatısı çeker gibi ikisi bir olurdu. Bizi mahluk olarak burada tutan şeytandır. Mesela demiri burada tutuyoruz abi. Şu demir burada. Eğer mıknatısın şiddet artarsa mesela nasıl artar? Bizim sanat okuduğumuz için. Bu mıknatısa kapalı kablo bakır sararsanız sol yöntem, başparmak yöntemi değil, böyle değil. Şu sararsan buna buradaki çekicilik artar. Manyetik alan artar. Şuradayken çeker ama şurada olsa çekemez. Mesafeyi arttırdık. Şimdi dolayısıyla bizi aslımızda yani esma ve sıfatla böyle yapıştırmayıp burada tutan
şey burada şeytandır. Bizi beşer düzeyine tutan şeytandır. Şeytanın hakikati mi? Evet. Şeytanın, şeytan ya. Cennetteyken? Cennette de öyleydi. Çünkü cennette derken, cennetin bir alem-i şehadetle alem-i gayb arasında cennetin bir tabakası var, göbekten ortadan geliyor. Darüsselam'dır. Onun dersiydi. Darüsselam. O, işaret-i ceza diyor ki, dünyaya benziyor sureten. Ama tatları benzemiyor diyor gene. Ama diğer cenneti meratipleri hiç zaten şeyleri de benzemiyor. Ne isimleri ne suretleri. Tamam. Şimdi bir dakika kaçırmayın. Şu vacibül vücudun esması ve sıfatı, zatı. Biz de burada. Buraya nasıl duruyoruz Osman? Mukaddes gibi çekilmem lazım. Burada bir güç tutması lazım ki şurada olması lazım. Bu gelmesin. Çünkü yüksek bir ceyran bizi burada tutan şeytandır. Adı dinde Allah emreder, güzel olur. Ne eder? Kabi olur. Yani Vesvese-i Salisi'ni. Şeytan dedi aslında bizi vaciplikten kurtarıp tövbe estağfurullah değil mi? Mahluk düzeyine tutan şu Mikdasis'in tabiriyle çekim yasasından belirli bir yere tutup uçmuyor. Güneş gezegeni tutuyor. Dünyayı tutuyor. Diyor ki bir metre veya kaç santim işte yakın olsa merkez çekimiyle çekecek, yakacak. Bir metrede dünyanın bulunduğu yörüngeden 10 santimde dünya uzakta olsa merkez kaçımıyla fezeye fırlayacak. Bunu burada tutan, nasıl ki bir adetullah kanunu var, bu kanunun mümessiliyle şeytan. Hatta o böyle biraz yamuluyormuş, sonra içeri çekiliyormuş, yamuluyormuş, içeri çekiliyormuş. Devam. Dünya. Çekiliyor böyle gidiyor. Çekince böyle geliyor. O zaman ikide bir oynuyormuş o. Bak ama ne acayip bir tabir o zaman. Bizi orada tutan Adem midir, şeytan mı? Şimdi Adem vücutsuz vücut olduğundan Adem, bunların zaten zemini Adem. O tutamaz o. Adem olunca vücut rengi gözükmez ya. Burada bizi tutan bir nefs-ül emirde vücut âlecisi olacak, bir güç olacak. Kudret tahrip etmiş olması lazım. Kudret tahrip etmesi lazım. Onun üzerine kudret bizi burada tutsun. Mesela içkiyi de kaldırtan, bu ellerin hareketini yapan Allah'tır. Kişinin fiilini halike Allah'tır. Ama isteyen insandır. Ben Kur'an'ı istedim, kaldırdım. İçkiyi istedim, kaldıramadım. Cebir olur. Evet. Bu kaldırma fiilini yapan Allah'ın kudretidir. Adem alemlerinin kudret tarif etmiş hali şeytan mıdır? Evet, evet. Adem alemlerinin vücudu, vücudu haricisi noktasındaki tarif etmiş hali. Mümessili. Mümessili ya. Zaten şeytan cehenneme çalışıyor, Adem cehennem ademlere çalışıyor. Hı. Yine buna da bir misal gene. O kadar ciddi bir mevzu ki bu. Dikkat ederseniz İnce Mesnevi Nuriye bu paragraf 116'yı bu şeyde insanın düşüncelerinin düşünceleri, o adam düşüncesi düşünce mi olmuş? Tasavvur tasavvur mu? O kadar mühim ki bir tane bir delil getirdik bunu. Yetmiyor, bir tane de getiriyorum şimdi. Çünkü aynı zamanda psikolojinin temelidir bu. İnce Mesnevi Nuriye 123, İşaret-i Caz 146'da. İkisini cem ettim. Bu vesileyle zeval-i nimetin tasavvurundan hasıl olan elem zail olur. Bakarsınız uzundur diye ben kısa aldım. Ne demek bu? Var iken tasavvur zevaliyle yokluğunu hissedip fikretmek. Bak bu vesileyle zeval-i meftin, daha yok, mefti yok da tasavvuruyla. Da olmayan bir şey. Öldün mü? Yok. Hafızın dediği gibi uçak titredi, türbülansa girdik. Çekildik tabi. Beraberiz oturuyoruz. Onda ha diyeceğim. Havuz korkmuyor musun dedim ya. Tübünün önce uçak düşecek. Düştü mü dedi. Yok. Düşmedi sen ahmak mısın dedi. Düşünce korkarsın dedi. Düşmeden niye korkuyorsun dedi. Neye benzedi şimdi? Zevali nimetin. Nimet elimizde daha. Tasavvurunda nasıl olan elem var. Elma yiyoruz.
Ulan bu biraz sonra bitecek. Ya bitmedi ki daha. İşte acayip bir şey. Zevali tasavvur. Tasavvurun zevalini ilerlem veriyor. İşte bunun bize fikrettiğimi yok iken de tasavvuru vücuduyla da varlığını hissetmeye, fikretmeye vesile oluyor şeytan. Aynen varmış, yokmuş gibi hislere, fikirlere ve latifelere mazhar oluyoruz şeytan vasıtasıyla. Yok, varmış gibi. Yani mesela diyor, iyiyim diyor, acaba kötü olacak mıyım diyor. Doktor nasıl gülüyor? Beni iki küsürde uyandırdı. Meğer düzelmiş, tamam. Gece yarısı beni arıyor. Ondan sonra zaten kestim hiç kimseye. Karışmıyorum. Çünkü ben de baktım oynatacağım kafayı. Kötüyüm de adamıyorum abi diyor. Ben diyor iyiyim. Acaba kötü, kötü olur muyum? Döktüm o böyle yapayım. Gece 2.17 geçe uyandırsalar ne yapardım bak. Onun için mi aradın beni dedi. Şimdi kapat, git dedi bağırsan, tamam. En kolay iş. Yok yok, hiçbir şey olmaz. Öyle değil mi? Evet. Yıkmayayım dünyasını. Hiçbir şey olmayacaksın. Olmayacağına delil, o şu anda iyi olmalı. Tamam abi, kapat. İnsan bu mu? Bu da var insanda. Zenginlik. Ha? Zenginlik. Zenginlik, insanlığın zenginliği. Her şey var bizde. Bu bende de var. Abi irade... Ben de öyle bir yaşadım ki, doktor biliyor. Nerelere sürünüyorum. Diplerin diplerinde. Allah. Bir türlü ulaşamıyorum depoma. Bütün aklım, bilgilerime bir ulaşsa. Ulaşamıyoruz. Bilirim onları. Bir ulaşsam var ya, ulaşamıyorum. Tamamen tasavvur ve tahayyül değil. O anda tek şey yapabilirsen işte tevekkülle bir şey kanaat etmek var ya, güvendiğin bir şeye tutundun ya, pamuk ipliğiyle bağlı, birisine tutunursan tevekkül de yardım etti mi, aslına bir ulaştı mı depona, zaten dumanını attırıyorsun ki öyle intikamın acı oluyor ki aklın durur. İntikamın çok acı oluyor. Artık acımasızca saldırıya sen geçip ortaya çıkan o saldırmanın adı psikoloji derslerdir. Sen misin bunu? Bana bir şey değil. Hazreti Ömer yapmış ya, bir daha bir Müslümana böyle gelmeyeceksin. Böyle hesap sormayacaksın kabirde. Sallamış ya. Rıza böyle. Hazreti Ali nakledi. Keşfet kubur ya. Bir daha böyle Müslümana çıkmayacaksın dedi. Bırakmıyorum dedi. Yani o kadar acayip, Allah aşkına o kadar acayip bir nefretim var ki, öyle bir gayzım var ki yaşamışım ben. Ondan dolayı o kazanımlarımı ve kazanımlarım devam ediyor. Müslüman kardeşlerimle paylaşıyorum. Bu adama nefretim var, bu adama. Bu şeytana böyle. Bu tasavvuru hep duruyorum. Onun düşüncesi düşüncem yapmış bana. Hayali hayalim olmuş. Kendisini yeis için atmış. Bana yeis değil. Ümitsiz olan o. Ay ben ümitsiz hissediyorum. O sen misin ya? Dile getiren sensin. O alçak işte. Hep böyle onun için vuruyor. Ha bakın. Daha elma yiyorum. Bunun tasavvuru ya. Elemi tasavvur yani. Zevali elem, zevali lezzet. Adam elem veriyor. Yani herhalde, yani ustad da karşısına koymuş ne kadar? 15. söz, Beyazıt Camisi'ne karşıma dikildi diyor, hatırlarsınız. Benim de işim gücüm bu adam. Serbest bölge sıkıştı. Kavgamız o, geneldi biliyor musunuz? Kavgamız buralardaydı. Zannediyordu. Zannediyordu. Meğer ona sıkışa sıkışa derslerle, sohbetlerle, tefekkür, derslerle. Gafur sıkıştı buraya. Meğer sıkışmadı, oradaymış. Ama kandırmış. Her taraftayım zannediyordu.
Değilmiş. En sonunda adama dedim zaten. Ben senin psikolojini merak ediyorum dedi. Kalktı kalktı da şeytanın psikolojisi merak mı edilir ya? Ben nasıl bir psikoloji sahibisin? Ne dedi bana biliyor musun? Günlerce uğraştım biliyor musun? Bir gün böyle bir uykuda şeytan psikolojisi nedir? Bir ses böyle düşünceye dönüşmüş. Düşünce ses gibi. Yani tefrik edemiyor. Benim diyor psikolojimi merak ettin. Düşünce, inan, halüsinasyon olarak kabul ediyorum. Ben hastayım aslında. Hani raporsuz deliyim ya. Öyle derdi ama manyak mıdır? Şeytan ne diyor biliyor musun bana? Hani, yani fikriyatıma, hissiyatıma düşeni söylüyor. İşine yarıyorsa alırsın yoksa at yani. Sen bu Alman şey değilsin. Dedi ki, sen dedi, yani psikoloji mi? Allah'ın ayetlerinde, Kur'an'da Allah Nas ayetiyle senin cehennemlik olduğunu söylese, inandığın peygamberin hadisiyle, açık Nas hadisiyle cehennemlik olduğunu sana söylese, senin psikolojin nasıl olurdu dedi. Cevaba bak, ha ben öyleyim. Orada bile çakallık yapıyor abi be. Kendine. Orada bile size tasavvur ettiriyor genel kendine bir şey. Kendimi açtırıyor. Evet. Kafur. Şimdi Allah göstermesinde. Ayet olsa da ey Firali sen sonsuz cehennemdesin. O da sen olsa. Bilmem nasıl olur. Bilmiyorum. Düşünmüyorum. Bir şey yok. Uğraşmayın boşuna. Yani o zaman şey şeyle abi. Öyle olmaz. Ben başka bir şey sorabilir miyim abi? Bu iradede şeytan var mıdır abi? Bakın, vicdan olan her şeyde vicdanın sıfatları vardır. Ne kadar vicdanlıysa, işareti cazda diyor ki, şeytanın vicdanı var mıdır? Ne diyor? Hep ifsat ve müfsitte çalıştığı için ülvi duyguları yoktur. Günahlar iradeyle yapılmaz. İrade, vicdanın soğanı kabuğundan içine girer misin abi? Evet. İrade, zihin, his ve tıgırabani. Vicdanı kilitlenmiş bir insanın bu dördü yoktur. Günahlar ihtiyarla işlenir, iradeyle değil. Tamam abi, işte şunu anlamaya çalışıyorum. İşaret var sevgili. Yok, tamam. Marifet var mıdır tamam. Diyor şeytanda. Evet, yok ama şimdi şunu söylemek istiyorum abi. Lafı nereye getireceğim? Düşünceler... İlk önce vardı ama. Evet, düşüncelerden bahsediyorduk ya dersin başlangıcında abi. İradeyle, şey, özür dilerim, özgürlükten, hürriyetten bahsediyorduk evet. Ya. İç alemimizi irademiz ile... Haddimizi bilerek iç alemimizi düzenliyoruz ya abi. Eğer şeytan iradede yoksa ki yok, o zaman beni sonra yok. İlk önce vardı. İlk önce vardı. Çünkü ilim sahibiydi, secde etmediği yer kalmadı. Allah'ı seviyordu. Şeytan Allah düşmanı değil ki. Şeytan niye Allah'a zıt çalışıyor biliyor musunuz? İyyestan. Allah bizden daha fazla sevdiği için. Kıskançlık da girdi şimdi işin içine. Esas. Allah'a onun kadar ilim sahibi, onun kadar secdeden yoktu. Mesela bir şey söyleyeyim. Bazı kadınlar, kıskançlar, kimse onu sevmesin diye sevgilisini, eşini öldürenler var. Şey. Talebe medreselerinde de olmuş. Bir şey var ama tam %100 şey değil, bir tane var meşhur. Talebesi öldürmüş. O kadar seviyor ki başkası sevemez. Paylaşamıyor. Mesela benim bildiğim bir kişi var. Benim bildiğim mesela vakıflardan şeyden abisini o kadar seviyor ki kimse onu sevmesin, bölüşemediği için kafayı yedi. Şimdi şunu kaçırmayın. Şeytan Allah'ın düşmanı değil ya. Bak gene Allah inkar etmedi biliyor musunuz? Allah onun o sevgisinden, o için marifet var mı? Yok. Bitti de ilk önce. O yapısı var değil. Onun hatırına kıyamete kadar mühlet verilmiş. Niye verilsin ki? Allah inkar etmedi ki.
Mesela sen sevmediğin birisi var. Hiç sevmiyorsun. Dövseler, bağırsalar, çamur patalsa üzülür müsün? Hiç sevmiyorum. Yani ne hali varsa gel. İyi hak ettin zaten. Şeytan Allah'ı ne kadar seviyordu ki? Başkasını benden daha niye kıymetli yapıyorsun ya? Sen hiç ilgilendin, ilgilenmedin kanının. Onu sevmiş, bunu sevmiş. Bana ne ya? Ne varsa ya. Ama benim hanım beni sever ya. Beni sevmesi lazım. Kıskançlıktan çıkmıyor mu? Evet. Sevdiğin beni sevmesini istiyorum. Başkasını sevmesini tahammül edemem. Anlıyor musun? Şeytan Allah inkar etmedi ki. Peki niye saptıracağım diye izin istedi? Çünkü gene ben en fazla sevmiş olayım. Seni, sana hak ettiğin benden daha fazla seven olmasın. Bu sözleri manyak olarak onlar söyleyecek. Çünkü sevilmeyen bir şeye insan niye düşman olur? Şeytan Allah'ın düşmanı değildi ki. Niye saptıracağım diyor. Sana düşman edeceğim demiyor ki. Benden fazla niye onu sevdin? Hı-hı. Ben varken onu niye tercih ettin? Peki neyi göremedi bu? Tercih ilahi, tercih. Tercihinin üstüne tutamadı. Rahmeti göremedi diyebilir mi? Artık ne çoğaldı? Diyor rahmeti, dalalete gidenler var ya, rahmeti göremedikleri için evet. Diyor ya. Yani artık ne dersen de yani. Orada ben temelden şey yapıyorum. Sevgisi o kadar yüksekti ki sevgisi. İşte Allah'ın rahmetinin önüne geçti ya, kör etti onu. Peki devam edeyim. Abi devam etmeden, özür dilerim. Şimdi şeye biraz kafam takıldı. Bu Erdinç de kendi bana bir soru soruyor. Aynı soruyu size sormuyor. Bu sefer benim de kafamı bulandırdı. Şimdi az önce vazif serbest bölgeye müdahale mi etti? Evet, serbest bölgeye müdahale etti. Çok konuşuyor. Şimdi vacip olmasına şeytanın olmaması bizi vacip kılar dediniz ya abi. Kılar demeyeyim de. Yani vacip esma yakışır. Asıl olur. Asıl olur. Hakikat olur. Tamam. Şimdi mesela kafama bir iki bir şey, mesela olmana dedi ki o zaman melek vacip midir dedi, bu bir. İkincisi, mesela üstad ihtiyarımdan vazgeçtim dediği noktada vacip mi oluyor? Değil. Yani ihtiyarı kullanmamak onun etkisinin üzerinden kaldırmıyor. Yani onun var olması sizin iradede olduğunuzu size gösteriyor herhalde ki vacip olmaktan uzak tutuyor sizi. İşaret-i Caz'a diyor ki, şeytan, melek, Allah dedi ki, ya Rabbi, işaret-i zada geçiyor. Kan dökecekleri, fitne fesat çıkaracaklar yeryüzünde mi yaratacaksın? İtiraz ediyor. Ondan sonra biz sana ibadet etmeye kafi değil miyiz? Diyor. Allah ile onun arasında dedi. Sonra ne diyor? Sizin bilmediğinizi ben biliyorum. Sonra ne diyor şeytan, melekler? Subhaneke la ilme lena diye var ya, onu okuyor. Sorun için, bunu söylemek için bunları anlattım. Hı. Ya şeytan da böyle yapısı itibariyle, böyle ihtilafi, böyle tenkidi veya eleştiri, kavrayamaması. Yani biz meleği kafası zannediyoruz yani, tobestan böyle, kabak gibi, kalem gibi. Hı. Oysa iradenin en zirvesinde. İradeyle hareket ediyor yani. Tabii. İradenin en zirvesinde. Mahlukiyeti yapıyor. Ondan sonra melek ihtiyarıyla değil, iradesiyle soruyor. Sonra orada geçiyor diyor ki, melekler nereden bilmiş daha yaratılmayan insanı? Ya lef-i mahfuz'a baktı diyor. Ve insanın fitratına baktı, kan dökecek, fitne yapacak. Sonra Allah dedi ki, sizin bilmediğinizi ben biliyorum. Orada esas can alıcına geçiyorum. Burayı anlatmak için anlatmadım. Hı hı. Melek nasıl böyle itiraz yapabildi? Yani Allah'a karşı soru sorabildi. Hı hı. Bu da bir cürettir. Şeytanın diyor kibri onlara sirayet etti diyor. Onu diyecekmişti. Abi korkunç abi. Abim, gafur abim korkunç bu şey. Bu sirayet bana tesir etmez. Sen kimsin? Kibri mi diyor? Evet. Kibri diyor.
Sen kimsin ki bana sirayet etmez diyorsun? Üstad Koca Bediüzzaman Kastamonu'nun ayıkası 149'da diyor ki, 249'da, bir gün sıkıntı bana da sirayet etti. Bediüzzaman kim ki? Allah Resulü. Bir sıkıldığı zaman sıkıntının çeşidini ya Hatice'sine sohbet ederek kaldırıyordu, başka bir sıkıntı çeşidi ya Ebu Bekir Sıddık'ına sohbet ederek o sıkıntı veya Bilal Habeşi ezan okutturulmuş, yersiz ezan okutturulmuş veya Ebu Said-i Udri'ye Kur'an okutturulmuş veya Ayşe'siyle sohbet edermiş ilmi veya yarışırmış. Altı, ya Kur'an'ı okurmuş kendisi ya da namaza dururmuş. Bu altı, yedi tane yöntem kullanması yedi tane sıkıntının çeşitliliğini gösterir. Peki Hasan abi. Bir de abi cüz-i ihtiyarından vazgeçtim dediğin noktada ihtiyar ortadan kaldırmıyor. O da duruyor diplomada zaten. Üniversite diplomasında ilkokul diploması yok mu? Evet evet, ben de aynı tefekküre ulaştım zaten. Suretten. İradenin içerisinde ihtiyar hala var. Evet. Ama kontrollü. Kontrollü. Evet. Kibir mi aşk mı? He? Kibir mi aşk mı o zaman? Aşk şey, ne demek için yani sordun? Dediniz ki şeytanın sevgisi vardı, aşkı vardı, o yüzden böyle yaptı. Öteki tarafta diyoruz ki kibri vardı. Kibri mi vardı, sevgisi mi vardı? Ha, kibri nasıl oldu? Çünkü herkeste her donanım var, meleklerde de var. Yani peki niye melektir? İfrat tefritten azade, hadd-i müstakimde sistemi böyle çalışıyor ama bundan sıyrılmış değil, duruyor. İnsan ise devamlı oynaktır. Şeytanda ise ifrat etti. Bu sistemde yani kibri, aşkı da vardı, kibri de vardı, öne çıktı. Aşkı kibri çıkarttı. Tetikledi yani. Evet, tetikledi. Aşkı kibri çıkarttı. Dedi ki ben sevdiğimi benden fazla kimse sevemesin. Niçin? Çünkü benim verdiğim sevgi miktarını başkası verirse belki umulur ki o sevdiğim zat olan Allah onu benden daha fazla sever. O Allah onu, insanı benden daha fazla sevebilir. Ya da sevgi kibre mi inkılap etti abi? Artı nereye dönüştürürse. Ama Kur'an'da kibri ve davasında da inadı taştı şişti diyor. Nemrud'un inadını şeytan yaptı. Firavun'a ne gururunu da şeytan yaptı. Yes. Abi emanetin verildiği nokta, teklifin de yapıldığı nokta mıdır? Evet, şeyi ama. Öyle midir abi? Ama bunun sureti mi, kanuniyeti mi, hakikati mi bakmak lazım. Tamam mı? Elestu bi rabbikum denebilmesi için gafur, reddetme yetkiye sahip olman gerekmiyor mu? Evet. Ben sana Rabbiniz değil miyim denilebilmişse, evet, reddetme özelliğinin olması gerekmiyor. Evet. Ama orada ihtiyar yok. Yok. Orada irade var işte. Alim-i gaybdaki onu evet galu bela diyen ve demeyen ihtiyar değildir. Orada ihtiyar var. Beşeriyettir. Beşerlenir. Orada beşeriyet yok ki. Yok. Orada vücudu hariç. Yani beşeriyette kastettiğim şu. Nefs-i emmare zıddiyet yok. Ama nefs-i emmare yok ama nefsin mertebeleri var. Kürs var. Kürs olmadan bu teklif yapılamaz. İşte ben dün biraz oradan kafam karıştı. Kardeşim sana teklif edelim. Mesela diyorum ki gafur bunu yapar mısın? Yapmama özelliğin de var demek ki. Evet. Öyle değil mi? Evet. Ha, şimdi sıra desem ki araba kullanır mısın? Hı. Kullanma özelliği yok ki. Ama abi o zaman ben diyorum ki işte bu teklif bize kürste yapıldı. Ama emanet mecule veriliyor. Yani işte kardeşim bu emanetin şeyi ya. Şimdi teklif edilmiş. Hemen bir, şunu soruyorsun. Bir veçi derken acaba? Evet bak teklif edilmiş. Reddeden olmuş mu? Edebilmiş. Edebilmiş. Yani ruh etmez. Gökler almamış. Ruh teklifi reddedemez. Ha, olmadı. Lef-i mahfuz edemez. Arş da edemez. Esma'nın bütünlüğü. Neyle edebiliyor? Ancak. Yes. Ancak nefis dediğimiz yani beşeriyetin takılması gerekiyor. Meleğe teklif edilmemiş mi abi? Emaneti mi? Evet. Kaldıramamış, edilmiş. Ama insan nasıl kabul etmiş?
Meleklere ben sizin Rabbiniz miyim diye soruldu mu? Meleklere bütün ruhlara mı soruldu? Ruhlara soruldu diyor. Onlar da o zaman ruh olduğu için onlar ruhlara sorulmuş. Şeytanlara da soruldu. Ruhlara sorulmuş ya zaten. Kul ruhu min emri Rabbi. Ruhlara sorulmuş. Rabbiniz değil miyim? Elestu bi rabbikum. Rab. Ruhların da Rabbi değil mi? Şeytan da Rabbi değil mi? Ama adam kabul etmemiş. Ben zannediyorum ki orada birkaç kişi sadece şeytan ayağa kalkmış o zaman. Bütün şeytanlar orada secde. Şeytan ve bütün insi şeytanlar da ayağa kalkmış. Onların ruhu da etmemiş. Allah. Şu anda onu yaşıyorlar abi. Onu yaşıyorlar. Evet. Onu yaşıyor işte. Şu andakiler onu yaşıyor. Ne anlatırsanız anlatın. Oradan irade, kudret yok. Yaşıyoruz şu anda. Orada elim, yani vücut harici yok henüz. Vücut harici yoksa yok ama irade var. İlim de var. Kudretin de meratı var ama kudretin sureti yok. Hmm. Kudret de var. Kudretsiz olmaz bu. Evet, şahit oluyoruz. Anladın mı? Kanuniyeti var kudretin. Teklif olabilmesi için mutlaka olması lazım. Çünkü kesinlikle reddetme gücü lazım. Arkadaşlar, acayip işte. Vallahi neyse. İçinden çıkamasın, suret kanuniyeti ve hakikati olmasa boğulur gider. Kesinlikle burada boğulursun. Allah ustada ne vermiş? Niyet, nazar, mana ismi, mana harfiyle çok ilmi kelam hakikatler bununla bana çözdürdü dedi ya. Evet. Risale-i Nur'dan da bize suret, kanuniyet, hakikat, mahiyet meratibini vererek çok muğlak meseleleri bize çözdürdü. Kesinlikle. Biliyorsun burada bu olur. Mesela reddetme güç değil midir? Evet. O zaman kudret, vermiş o zaman vücud harici olsan kudretin kanuniyeti var, sureti buradadır kudretin. Sen rüyada da bir şeyler yapmıyor musun? Evet. Atom mudur o? Evet. O da sen yapıyorsun. Kudretin sureti değil o. Kanuniyeti aktif. Evet. Ruhtaki güçler yok mu böyle zevk, keyif, böyle? Evet. Tefekkürle, tefekkür. Veya kendini cehennemde zannetme. Kudretin hakikati bu. Esma aktif. Kavi esması. 26. lemada geçiyor. Diyor ki, kudret sıfat ya, kuvvet esma ya, ya kavi ya Allah esma. Bak iyi dinle cümle. Kudretin bir cilvesi olan kuvvetini mahiyet ilmiye sürer, vücud ilimden vücud hariciye çıkarır. Kudretin bir cilvesi olan kuvvetini. Mesela rüyada biz işler yapmıyor muyuz? Terden soğumuyor muyuz? Bir sürü şeyler oluyor, banyo yapıyoruz, lezzet alıyoruz, şunu yapıyoruz. O da kudrettir. Ama kudretin sureti atomik seviyededir, maddededir. Kudretin kanuniyeti melekuttadır. İyi dinleyin bak. Evet. Mülk, kudretin suretidir. Hı. Yazayım bak. Melekut, gayb değil bak. Onlar yazayım. Bu önemli abi, yazalım. Ehli dünya diyor ki serotonin hormonu olmadığından dolayı mutsuzsun. Oysa ki rüyada o maddeyle alakalı olmadan mutluluk ya da mutsuzluk oluşuyor. Yani serotonin rüyada dışarıya bağlı değilsin. Yani evet. O hormon çok acayip bir şey diyor. Yani zaten madde mana ile kaimdir. Buradan ortaya çıkıyor yine tekrardan. Ehli dünyanın dediği gibi psikiyatri al bu ilacı iyi olursun değil mi? İşte yapacak herhalde. Şimdi mülk, beraber yapalım ayeti. Mülk burası. Melekut, umurun batınlarına, Budistler de geçiyor. Az yemek, az uyumak, yani bizi kayıtlayan kayıtlardan sıyrılmak, insanın melekutiyeti eşyaya geçer diyor ya Osman. Evet. Melekutiyeti eşya. Yani metafizik. O rüyalar orada oluyor. Sureti ezeliye. Evvela eşyanın melekutuna taarruf eder evet, diyor. Evet, melekutuna, evet. Eşyanın orasına. O artık melekutiyetine taarruf etti mi, yani onun kanuniyetine, geçimi kanuniyetine vücud harici çıkarıyor. Suret oluyor yani, tamam mı? Sonra gayb denilen şey, gayb neydi? Kainata kadar melekuttu, kainattan sonra gaybtı. Evet. Tamam, iman gaybadır. Mesela
Kainat neydi? Melekut tarafıydı. Melekut. Nereye kadardır? Arşa kadardır. Gayb'tır. Melekut neydi? Kainat sonra Esma'nın kendi hakikatleriydi, tamam mı? Bu da melekut oydu. Mülk, melekut, gayb, hakikat, esma. Kudretin nedir o? Mahiyeti. Mahiyeti. O zaman nedir? Mecul olan yerlere taalluk etmiş kudret. Kudret meculu yaratmış ama yaratmamış. Vücutsuz vücut. O da bir esma değil aşağı. Mahiyet o zaman nedir? Bizim o gaybtan sonra ki yapımız mecula taalluk etmiş. Taayyun-ı evvel derler selef-i salih. Tamam mı? Meculumuzda, tamam mı? Veya şöyle diyebilirsin. Vücut vermeden, yani vücut vermeden taalluk etmiş. Öyle mi oluyor abi? Evet. Kudret ya, vücut vermeden taalluk etmiş. Evet. Olmuş. Mesela şöyle. Evet. Kudretin meratipleri. Ustad zaten kendi söylüyor. Kudretin meratipleri var diyor. Mesela burada şey yapalım. Şimdi Elestu bi rabbikum dedi. Rabbiniz değil mi? Reddedenler var, etmeyenler var. Edebilmesi için edebilme yetisi ve yetkisi. Yeti içsel, yetkisi dışsal. Yetki ihtiyar, yetisi ihtiyar. İşe irade. Şimdi reddeden olmuş mu? Olmuş. Şeytan etmiş ve dışarıdakiler etmiş. Ha demek ki o kudret lazım. Sırf ilmi vücut değil. Bak kudretin bir cilvesi olan kuvvetini mahiyet ilmiye süre vücud ilimden vücud hariciye çıkarır. Hani bunlar nedir? Mahluk niye olmuş? Kudret taalluk etmiş her şeye mahluk denilir. Kudret taalluk etmemiş olduğu her şeye ilmi vücud denilir. Tamam mı? İlmin meratiplerini de göndermiştim bir şeye, mecul grubumuza. WhatsApp grubuna gönderdim. Yani Allah'ta ilmin meratipleri, şeceri hilkatta ilmin meratipleri, ruhta ilmin meratipleri, kalpte ilmin meratipleri, insanda ilmin meratipleri ve dimada ilmin meratipleri. Böyle bir tasnif biraz zor yani, tamam mı? Evet. Şimdi bu kudret ile eşyanın vücudu haricisine taalluk edince kudret olacak. Lef-i mahfuz mahluk değil mi? Mahluktur. Cennet mahluk değil mi? O mecul mahluk değil abi. Mecul değil ama. Ama mecudumuzdadır. Mahiyet işte, diyor ama. Mahiyet bu. Ama mahluk değil. Ama mecul vacip de değil. Orada ne deniliyor? Taayyun-ı evvel derler selef-i salih. Abi şuna. Yani burada bir şey var. Alacağım abi. Taayyun ve teşahhus yok muydu? Evet abi. Nere ne etti o? Mana. Mana ya ene. Ene. Peki Adem de tekvinde değil mi? Adem. Hı hı. Ama Adem vücudu ilmiye perde olmuş bir unvandır. Yani bu şeyde perdede ilim toz ortaya çıktı. İlmin ifade edildiği yersiz yer. Vücutsuz vücut Adem. Vasıfsız vasıf. Bize böyle, bize bakan vücutsuz vücut. Ama Allah için başka tekvinin bir meratibi. Şimdi kudret bir kendisini surette ifade eder. Kudret kendisini kanuniyet olarak ifade eder. Çünkü çekirdekteki program kudrettir. Kanun ama. Evet abi. Abi kudretin insan canibinden dememiz lazım. O zaman çünkü yani kudret tasavvuf sıfatta da var. O nedir diyeceğiz o zaman. Yani kudreti şöyle tasvir edersek çok genişler, konu çıkar. Kudret şeceri hilkatta nasıldır? Evet. İnsanda nasıldır? Bu veya kalpte nasıldır? Bütün isimler, sıfatlar yapılabilir böyle. Hı. Mesela dimağda kudret nasıldır? Bak ben sana söyleyeyim. Kudretin sureti budur. Kanuniyet, her sıfatın, ilim, irade, sem, basar, kudret, kelam, tekvinin, her şeyin sureti buradadır. Kanuniyeti buradadır. İlmi buradadır. Sureti, kanuniyeti, hakikati, mahiyeti. Buradadır. Dimada budur. Bu şablon. Kalpte de konuş. Kalp nedir? İki ayağı var. Dima. Dima nedir? Makesi efkar. Mazar hissiyat. Vicdan. Böyle yapıyorum ki kalsın. Şu beden, şu yukarısı kalp. İki tane şeyle durur. Bir dimanla durur, vicdanla durur. O zaman
Kalbe en uzak kimdir? Dima, bekçi. Ha, kalbin sureti dimadır. Kalbin kanuniyeti vicdandır. Geri içeri. Kalbin hakikati latife-i insaniyedir. Tamam mı? Mahiyetisi kendi cevheridir. Ruha yaparsan, zi hayattır, zi şuurdur, kanunun vücud harici, dört tane. Bak, zi hayattır, zi şuurdur, tamam. Kudret mesela, şimdi şeceli hilkatte uygularsak ayrıdır. Kudreti insana uygularsak ayrıdır, tamam. Dima uygularsak ayrıdır, değil mi? Kudret, sureti buradadır. Kanuniyeti buradadır, kudreti. Hakikati tasdiktedir. Mahiyeti itikattadır. Kudret ona dönüşmüş. Çünkü seni eyleme dönüştürmüş. Şimdi kudret, tamam al. Şeceri hikkate şey yaparsak, yani varlıkla yapıyoruz. Mülktür. Kanuniyeti nedir? Şanı melekutiyetidir yani. Peki kudretin hakikati nedir? Hakikat deyince hakayke şey sabit etun. Esma-i İlahiye pergel koyacaksın. O zaman nedir? İman gaybadır. Gaybdadır. Peki mecud-i iman var mı? Mecud-i iman yoktur. Gayb yok ki. Gayb nereye kadardır? Kabuk karşısında bitiyor gayb. Oradan sonra iman var mı? Yok. Peki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kelamına ve rüyetine mazhar oldu mu? Artık o rüyetine mazhar olan zaten iman etlenir mi? İman da gayba değil miydi? Gayb mı şimdi? Huzur makamda gayb olur mu? Ya gaybdır ya huzurdur. Nedir? İmanın diğer bir mertebe, başka bir şeyi var. Şimdi ağzımıza alamayacağımız, mezun olmadığımız, yasaklanmış bir tabirdir. Bir daha, kelamına mazar oldu lef-i mahfuzda. Bir adım daha tamam dedi Cebrail. Onu geçti. İlk önce kelamınaydı. Nerede lef-i mahfuzda? Kabı karşısına, rüyetine mazar oldu. Rüyetin huzur oldu. Huzur olan zaten iman et. İman gaybadır. Yani emin olmak. Ondan emin misin? Ne demek ki Allah'tan bu? Huzurun edebine zıttır zaten. Ben senden emin miyim? Acaba sen var mısın? Ya bu huzurun aramızdaki ilişkiye zıttır ya bu. Ama o Rabbini görmedi mi abi? Rabbini gördü. O zaman Rabbül Alemin onun için gaybden midir? Gaybdir. Harikası. Bir parçası var. Evet. Çünkü Rabbül Alemin hala imandadır. Yani. Ama bazı alimler bir şey de ağzımıza almak istemediğim şu, iman bitti dedi, tövbe estağfurullah. Kimlerle ders yapıyoruz diye bak. Yani iman bitti, tövbe estağfurullah. Çünkü diyor, iman gaybaydı. İman, hangi iman? Rabbimdeki iman. Husura dönüştü ama, Rabbul Alemin, hala Rabbul Alemin. Yine en iyi bilen yine sen, yine sensin ya Rabbi. Zaten seni... Hakkıyla bilemedim. O bilemedi. Evet. Marifetike. Evet. Söyle söylemedin. Sübhaneke ma arafna ke hakkan marifetike ya maruf. Ya maruf. Hakkıyla seni tarif etmiş yapamam. O evet. İşte onu bilinemez. Hatırlar mısınız böyle bir şey vardı? Esma'daki Allah, sıfattaki Allah, şuurnattaki Allah, mahiyetteki Allah. Değil mi? Biz bütün Kur'an'ın bütün bilgilerimiz Esma'daki Allah. Bismillahirrahmanirrahim'deki Allah'ı biliyoruz. Sıfattaki Allah biliyor musunuz? İşte o ona hala imandadır. Ama bizim bildiğimiz iman gayb, bizim imanımız bu işte ya. Onun için peygamberimizin bazıları ahlakına hastadır. Bazı cennetine hastadır. Bazı bilmem ne. Ya ben peygamberin en hasta değilim. Hastayım. Hastayım. Ne sebebi? İmanına. Hasta değil. Hastayım. Aman yarabbim. Ondaki Allah. Ondaki o iman, tayyum ve teşahhus etmiş Allah. O nasıl bir iman? Ben ona şeyim ya. Peygamberi göreceğim. O ne haber nasılsın? Beraber oturalım. Öyle bir şey. Ben önce gördüğümüz zaman o imanına sahipleneceğim ben. O imanına mülaki olacağım. Kapkaç yapacaksınız ha? Hayır. Onu tanımak istiyorum. O tarafını. O imanla tanışmak istiyorum. Onun o olmak istiyorsunuz. Yani öyle ol. Yani müşahede etmek istiyorum, müşahede. Devam. Şimdi bizim sorumuz. Aslan abi bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi yok. Süper şeyi bitirip şey yapacağız. Tamam. Aslan ayet okuyacağım. Yani. Yunus Tübesi 10. ayeti okuyacağım. Birazdan az kaldı abi. Geçti bile de şimdi. Şeyi. Aslan abi
Şöyle bir benzetme yapabilir miyiz abi ya? Dünya da diyecek ki hafızdır. Hafız sözüme çıkıyor. O ayetin hafızı. O ayetin hafızı. Şimdi abi, diyelim ki bir pist düşünün. Hani o F1 pilotları çıkıyor, yarışıyorlar ya. Bir pist düşünün abi. O pistte bir araç, o F1 araçlarından, yani o yarış araçlarından. Birkaç tane de pilot var, arabayı kullanacak olanlar. Şimdi bu pilotlardan biri Dima, biri kalp, biri de otomatik pilot. Araba ruh. Buna ya Dima biniyor, ya kalp biniyor, ya da bu kendi kendine gidiyor. Gittiği yola, o piste ene diyebilir miyiz abi? Yani burada ruh, Dima da ruhla gidiyor abi. Neyi kastediyor? Nereye varmak istiyorsun? Nereye varmak istiyorum biliyor musunuz abi? Bakın ruh, Hasan abi, benim alemimde tabiri caizse sanki benim ademim. Ben onun üzerinde var oluyorum. Şimdi benim ruhum, hep şunu düşünüyorum. Benim ruhum şu anda evde yatıyor aynı zamanda. Evet. Her şeyde taalluk var şu anda. Her şeyde taalluk var. Şu anda şeye benziyor. Senin ruhun şu anda tırnak hücresiyle göz hücresinde taalluk yok mu? Her tarafta. Ama sert değil mi? Şey ters. Evet. Birisi sert, birisi yumuşak. Evet. Şey. Her şeyde. Ölü hücreler yok mu sende? Evet. Var. Evet. Aktif çok. Dimağda hepsi. Ruh. Evet. Bütün beşeriyet yetmiyor. Bütün 18 bin alemde şuurun kadar sende haberin var veya yok. Hepsi aktif sende. Evet. İşte bakın, ben zaten buraya varmak istiyorum abi. Diyorum ki, eğer ben Dima ile o aracı kullanıyorsam, Dima ile ben o ruhum üzerinde, ruhun alanının dışında bir yere çıkma şansım yok benim abi. Dima'mı kullanıyorsam da eğer, ben o ruhun olduğu alan içindeyim. Yine Dima'mla ruhun üzerindeyim. Eğer Dima şeysen doğru ama insanda bir sır insan var ki, benim ruhum diyebilecek kadar ruhun arkasına geçiriliyor. Bir de ruh mesela tek başına değil, ruh hayale biniyor. Evet, şimdi devam. Varı yok zannetmeyle, yoku da var zannetmeyle şeytaniyet oluyor insan. O tarafımız aktif oluyor, şeytaniyet. Varı yok, yoku var zannetmeyle şeytaniyet. Varı yok etmekle, bak, varı yok etmekle, yoku da var etmekle de melek vasıtasıyla oluyor. Vücudu Adem'e, Adem'i de var etmekle oluyor. Birisi zannetmek, birisi eylem. Varı yok etmek, yoku da var etmek melek oluyor. Varı yok zannetmek, yoku da var zannetmek şeytaniyetten. Çünkü şeytan Adem alemlerinin mümessili, melek ise vücut alemlerinin mümessili olduğu için bunda zannetmek değil, etmek. Tamam mı? Varın mümessili. Mesela günahlar yoktur. Var. Yani vücut haricisi yoktur. Mesela Allah'ın zıttı var mı? Şirki var mı? Şirk ortağı var mı? Yok. Ama adam kafir var peki. Ha, kafasızın kafasında var. Nefs-i emirde yok. Şeytan Hasan abi, özür diliyorum. Varı yok etmek derken aklıma hemen benim şey geldi. Burada nefis, vehim ve vesveseden bahsederken biri varı yok eder, biri de yoku, vesvese yoku olmayanı var gibi gösteren vehim. Tamam işte. Tamam işte yoku var gibi gösteriyor ama zanda. Tamam işte aynı şeyi söylüyoruz. Bu da şu anda birinci de ruh yaratıyor. Zan değil bu. Zan yazmışız abi. Yukarıdaki zan, aşağıdaki eylem. Yok, ben yukarıkini diyorum abi. Ha tamam, zan. Yukarıki zansa eğer. Şey bunun biri şeytan bilicin diyeceksin. Yani, tamam doğru da o türevi olduğu için tevfik, şeytan dedik, bitirdik. Bitti bu kadar. Çünkü melek, cinlerin de Müslümanı var, kafiri var.
Kafiri nedir? Şeytan oluyor. Bunun adı iblis. Şeytan iblistendi diyor. Tamam mı? Yani onun detayına gir, şey olmadı. Tamam. Şeytan, Adem alemlerinin mümessili olması, melekler de vücut aleminin mümessili olmasından birisi zan, birisi eylem gösterdi. Bunları cem eden insanın serbest bölgesidir. Evet. Burada keseyim mi? Keselim abi. Evet. Vahirde vahumen ilhamdülillah Rabbil alemin. El Fatiha.